Bugün çok güzel bir konudan, değerli hocamızdan istifade edeceğiz. Sinema ve felsefe üzerine hocamın 2 saatlik sunumunda bizler de sorularımızla katkıda bulunmaya ve merak ettiklerimizi de değerli hocamızın bilgi ve tecrübelerinden öğrenmeye ve istifade etmeye çalışacağız. Sinema ve felsefe üzerine bugün değerli hocam konuşacaklar. Profesör Doktor Serdar Öztürk hocam. Ben hemen sözü kendisine teslim ediyorum. Hocam buyursunlar. Teşekkürler. Öncelikle sunumu daha güzel yapabilmek için bazı yüzler görebilir miyim? Herkes ekranlarını kapatmış. Yüz görmedikten sonra benim pek konuşma şansım yok. Bana yüz lazım. Yani Tabii ki. karşımdaki insanların tepkileri gerekli. Biz buna sinemada duygulanım imaj diyoruz. Yani yüzlerdeki izleri görmedikten sonra Evet, ben arkadaşlarından kameralarını açmalarını rica aynen onu ediyoruz. rica Evet. ederiz. Çünkü ben buradaki ekranlarda isimlere hitap edeceğim ki benim burada konuşma şansım azalır, gücüm azalır. Teşekkürler. Bu uyarım nedeniyle herkes kameralarını açmaya başladılar. Böylece birbirimize bakarak konuşma şansına erişiyoruz. Bazı arkadaşlarımız dışarıda maskelerle dolaşıyor. Bu da ilginç bir yüz. Yani bu da değişik enstantaneler, yani sinemanın kendisi gördüğünüz gibi. Serdar Hocam, kurumumuzun kurum içinden an itibariyle çalışanlar arkadaşlarım var, Yo, beni katılan. eleştirmek için değil, tam Yok yok, tersine ben olumlamak için, olumlamak için. şöyle kısa bir bilgi vereyim diyor hocam. Hem kurum dışından uzaktan çalışan arkadaşlarım var, prodüktörler, yani yapımcı arkadaşlarım. Aynı zamanda haber biriminden, eğitim dairesinden, yurt dışı birimlerden, yayın yapım elemanı ve idari birimlerden birçok arkadaşım şu anda sizi dinliyor hocam. Evet, teşekkürler. Rica. Katılımcı sayısı da epey fazla. Yani ben zaten bunu onunlamak için söylemiştim. Hayatın kendisi zaten bir sinemadır. Hatta hayatın kendisinin ötesindeki şeyleri de yakalamamıza yardımcı olur. Dolayısıyla şu andaki o yüzleri görmem, dışarıdaki insanların o heyecanlarını görebilmem, aynı zamanda eve kapanmış insanları da görebilmem, bizim sinema ve felsefe ilişkisi üzerine ne yapmak istediğimizi de anlatan o durumlardan birisi. Evrenin kendisi bir sinema, hayatın kendisi bir sinema, bizim kendi hayatımız da bir sinema, bir sinema sahnesi gibi akıp gitmekte. Dolayısıyla nihayetinde diğerleriyle birlikte varız, ilişkisellik içerisinde varız. Bu ilişkisellik içerisinde bir hayat yolculuğu gerçekleştirmekteyiz. Hayata katkıda bulunan, bu yaşam yolculuğumuza katkıda bulunan her şey bizim için değerli ve anlamlıdır. Diğer şeylerin kendisi biraz bunun çeperinde kalıyor, saçaklarda kalıyor. Şimdi tabii tuhaf bir şey var. Yani sinema ve felsefe ilişkisi. Şimdi buradaki insanların çoğu ve siz de tabii ki bir medyanın içerisindesiniz, bir medya kurumusunuz. Buradaki insanların çoğu, hepimiz imajlarla karşılaşıyoruz. Yani televizyonu açtığımızda ya da bilgisayarımızı açtığımızda değişik ortamlar var. Sinema ortamları var. Netflix var, Mubi TV var, Blue TV var. Değişik sinema portalları var. Bunun yanı sıra sinema ortamlarına aynı zamanda televizyon kanallarında da erişmekteyiz. Yani TRT'nin mesela TRT 2. Son derece kaliteli filmler şey yapıyor. Bunu TRT'yi övmek için yapmıyorum bu arada. Kayıt altına alındığını bilerek de bunu söyledim. Gerçekten güzel filmler oynuyor ve ben bunu izliyorum. Bunun yanı sıra diğer televizyon kanallarında da filmler oynuyor. Ve bu filmleri biz niye izliyoruz? Tamam, yani burada en önemli şeylerden birisi bu. Buradaki insanların çoğuna bu soruyu sorduğumda eğlenmek için izliyorum diyebilir. Yani benim bir boş vaktim var. Akşam kaslarımı biraz gevşetmek istiyorum. Zaten 8 saat çalıştım, yoruldum ve dolayısıyla bedenimi rahatlatmak, deşarj olmak, antik Yunan'da kullanıldığı tabiriyle katarsise erişmek istiyorum. Yani Aristo'nun dediği şey. Bir şey lazım bana, bir güç lazım, yaşama gücü lazım. Onun için de sinema imajları benim imdadıma yetişiyor diyebilirsiniz.
Ve bu hiç de yabana atılır bir gerekçe değil. Evet, sinema bir eğlencedir. Yani sinematik imajların kendisi bir eğlencedir. Ama ortada ikinci bir soru ortaya çıkıyor. Eğlence, tamam eğlence. Ama eğlence ne demek? Tamam, yani bu eğlence üzerine yeterince düşündük mü? Eğlence. Mesela satranç oynamak da bir eğlence değil midir? Boş vakitlerimizde yaptığımız bir satranç var ya, bir yaratıcı bir faaliyet. Biz acaba satranç oynarken eğlenme hazzı içinde değil miyiz? Bu soruyu da sormak gerekiyor. Ya da bu dersten sonra bu dersin böyle ağırlığı altında yorulmuşsunuz ve canınız dışarıda tatlı yemek istiyor. Gerçi bu aralar dışarıda tatlı yiyemezsiniz. Bir de öyle bir sorun var. Getirtirmeniz gerekiyor tatlıyı ya da evde tatlı yapmanız gerekiyor. Son derece eğlenceli bir haz faaliyeti. Yani tatlı yemek. Benim için her ne kadar geçerli değilse bile, tatlı yemek eğlenceli bir faaliyet değilse bile, çoğumuz tatlı yemeği çok sever. Bu da eğlence değil mi? Müzik dinlerken eğlenmiyor muyuz? Müzik türleri arasında farklılıklar yok. Mesela Beethoven'ı dinlerken aldığımız haz ile basit, daha kolay bir müziği dinlerken aldığımız haz arasında farklılıklar yok mu? Bu soruları niye soruyorum? Çünkü aslında eğlence kavramı üzerine bile yeterince düşünmüş durumda değiliz. Dolayısıyla farklı farklı eğlenceler olabiliyor. Eğlence bazen puzzle, bulmaca gibi olabiliyor. Ve bu bulmacanın kendisi bizim emek sarf etmemize yol açıyor. Emek sarf ederken yoruluyoruz ve bu yorulma da bize tuhaf bir haz yaratıyor. Demek ki değerli arkadaşlar, şunu söylemek istiyorum. Sinema izlemek, filmleri izlemek evet bir eğlencedir. Ama siz eğlenceye nasıl bakıyorsunuz ve farklı farklı sinema filmleri yok mu? Şimdi şöyle, farklı farklı kitaplar var. Farklı farklı sözler var. Söz, söz. Ağzımızdan çıkan sözler. O zaman farklı filmler de yok mu? Demek ki farklar var. Her söz aynı mıdır? Her kitap aynı mıdır? Her sinema filmi aynı mıdır? O zaman bir başka soru, üçüncü soru ortaya çıkıyor. Eğlencenin içerisinde başka bir şeye girmiş oluyoruz. Bu da nedir? Örneğin bugün hava nedir? Hava nasıldır? Pardon, bugün hava nasıldır? Nasıl gidiyor havalar? Durumun nasıl gibi sohbet, basit sohbet konuları nedir? Bir şeydir, bir düşünce gibi görünür bize. Aslında bu kanaattir. Yani bunu herkes sarf edebilir. Herkes kendisini ifade etmeye çalışabilir. Bugün neler yaptığını bize özetlemeye çalışabilir. Hayatımız bunlarla doludur. Yani biz bunlara dedikodu da diyebiliriz. Dedikodular bol miktarda vardır. İnsan ilişkileri hakkında konuşuruz. Birilerinin neler yaptığı hakkında konuşuruz. Burada böyle bir entelektüel faaliyet sarf etmenize gerek yoktur. Yani çok derin düşüncelere gerek yoktur. Kaza haberleri dinleriz televizyonda. Bugün trafik kazası olmuş. Trafik kazasında şu kadar insan ölmüş, şu kadar insan yaralı. Bu dikkat ederseniz böyle bizim entelektüel bir efor sarf etmemize gerek duymayacak derecede bir olaydır. Bunların hepsi kanaattir aslında. Bunların hiçbirisi düşünce değildir. Bunlar herkes yapabilir. Yani Kant'ın dediği gibi anlama, akletme güçlerine sahip olan her varlık, insanda değişik güçler var. Bunlardan birisi akletme gücü, anlama yetisi, hayal etme kudreti, hayal etme gücü, acı ve haz duyma gücü. Bakın dört tane gücümüz var bizim. Immanuel Kant kitaptan da yazmış. Dolayısıyla herkes bu güçlere sahip. İster entelektüel düzeyi aşağı düzeyde olsun, ister yüksek düzeyde bütün bu konuşmaları yapabilir. Biz buna düşünce demiyoruz felsefede. Kanaat diyoruz. Kanaat. Bu da söz değil mi? Söz. Peki şu anda ben ne yapıyorum? Ben de söz sarf ediyorum. Peki benim söylediğim, yani benim ürettiğim söz ile, Nietzsche'nin ürettiği söz ile, Sokrates'in ürettiği sözle bu sözler arasında fark var mı? Var. Oldukça fark var. Demek ki sözler arasında farklılıklar var. Onu da anlamaya çalışalım. Ve devam edelim kitaba. Kitaplar dünyası, yani yazılı dünya diyoruz biz bu dünyaya. Efendim yazı insanın hayatını aşağı yukarı 5000 yıl önce girmiş. Milattan önce 5000 yıl.
çivi yassıyla başlamış. Sonra giderek rafine olmuş, sterilize hale gelmiş. Ve ağzımızdan çıkan seslerin aynen okunduğu ve anlaşıldığı bir formata gelmiş. Biz buna alfabe diyoruz. Yazı. Şimdi bu alfabeyle üretilen anlamlar arasında farklılıklar yok mu? Günümüzde bestseller roman ile örneğin Dostoyevski'nin Karamazov kardeşler arasında farklılıklar yok mu? Karamazov kardeşleri anlamak için olağanüstü emek sarf etmeniz gerekirken efendim bestseller roman hap gibi yutulur. Hap gibi yutulur. Zaten hap ararız. Günümüzde son derece kolay olması itibariyle bize kolay gelir. Demek ki kitaplar arasında da farklılıklar var. O zaman filmlere gelmemiz gerekiyor. Çünkü bütün filmler aynı değildir. Bütün kitaplar aynı olmadığı gibi, bütün sözler aynı olmadığı gibi, bütün filmler de aynı değildir. Dolayısıyla o zaman bu imajlar dünyası içerisinde, bize sunulan imajlar dünyası içerisinde bir seçim yapabilmek etiktir. Etik sahaya girersiniz. Eğer seçim yaptığınızda. Zaten seçim demek etiktir. Etiğin sahasına girersiniz. Buradan neye varmak istedim ben? Yani bu arada ben bu konuşmayı hep doğaçlama yaparım. Yani ben konuşmalarımı hep doğaçlama yaparım bu arada. Bir hazırlık falan yapmam. Benden ders alanlar bilir. Dolayısıyla ben şu anda önümde sinema kareleri geliyor. O karelerle birlikte bir yolculuk yapıyorum. Onu baştan söyleyin. Yani anlamadığınız bir yerde varsa beni durdurun. Efendim, demek ki etik diye bir kavram kullandım burada ve seçimin etik olduğunu söyledim. Ve buradan şuna varmak gerekiyor. Bu imajlar arasında seçim yapmanın kendisi bizatihi etik sahadır. Yani biz sinema filmler arasında mutlaka tercihte bulunmak zorundayız. Bu bizim yaşam yolculuğumuzun içerisinde kendimize yaratabileceğimiz anlamlar dünyası açısından ve kendimizi inşa etme açısından son derece önemli bir şeydir. Hangi imajları, hangi filmleri, hangi dizileri seçeceğiz sorusu. Peki bunu seçebilmek için ne yapmak gerekiyor? Bunu seçebilmek için aynen farklı sözlere erişebilmek için nasıl efor sarf edebiliyorsanız, entelektüel düzeydeki sohbetlere ve akademik sohbetlere erişebilmek için güçlerinizi arttırmak zorundaysanız, kitapları da aynı şekilde Karamazov kardeşleri ya da işte efendim Deleuze'un sinema bir sinema iki kitaplarını ya da Nietzsche'nin böyle buyurduğu Zerdüşt'ü anlamak için efor sarf etmeniz gerekiyorsa, gücünüzü arttırmanız gerekiyorsa, gözlerinizi ve kulaklarınızı geliştirmeniz gerekiyorsa, efendim farklı sinema filmlerini izleyebilmek için de kendimizi farklılaştırmamız gerekiyor. Yani karşılaştırmalarımızı arttırmamız gerekiyor. Karşılaşma. Bakın burada bir kavram kullandım. Karşılaşma. Demek ki burada mesele etik sahaya, yani filmler arasındaki tercihte bizim daha anlam yüklü bir dünya yaratabilmemiz için mutlaka ne yapmamız lazım? Karşılaşmalarımızı çeşitlendirmemiz, güçlendirmemiz gerekiyor. Yani kitaplar okumamız gerekiyor. Hangi kitaplar? Sinemayla ilgili kitaplar, felsefeyle ilgili kitaplar, sosyolojiyle ilgili kitaplar. Ama aynı zamanda insanlarla karşılaşmamız gerekiyor. Hangi insanlar? Bu konuda yetkin olan insanlar. Ya da bizim güçlerimizi arttırabilecek olan insanlar. Bizim güçlerimizi azaltan insanlardan uzaklaşmak, güçlerimizi arttıran insanlarla daha fazla karşılaşmak gerekiyor. Ve aynı zamanda biraz önce söylediğim gibi kitaplar dünyası ve bizden önce üretilen kitaplar dünyası ve imajlar. Yani imajlar derken kastettiğim şey hareket imajlar. Yani sinematik imajlar ve hareketli olmayan imajlar. Resimler olabilir, fotoğraflar olabilir, fark etmez. Bütün bunlarla karşılaşıp güçlerimizi arttırmak, sonra gözlerimizi yetkinleştirmek, kulaklarımızı yetkinleştirmek ve daha sonra bir tercihte bulunmak gerekiyor. İşte bizim için önemli sahalardan birisi bu. Peki bu ne yapıyor? Bu onun yarattığı katkı nedir? Hayatımıza önem, anlam katıyor. Hayat yolculuğumuza bizi güçlendiriyor ve bize bulaşan şeyler vasıtasıyla biz başkalarına bulaşıyoruz. Yani bulaşma. Bir başka kavram kullandım.
Onlar bize bulaşıyor. Daha sonra bizler de başkalarına bulaştırıyoruz. Bu bulaşıcılık mikrop anlamında şu COVID günlerindeki mikrop değil. Yani bu kötü bir bulaşma. Olumlu bulaşmadan, yaratıcı bulaşmadan bahsediyorum. Demek ki bu da yine keza hayatımıza anlam veren şeylerden birisi. Niye bu anlam meselesine kafayı taktım? Çünkü mutluluk anlamla ilgilidir de ondan. Yani mutluluk biraz önce söylediğim gibi sürekli böyle tatlı yiyip bir anda kaloriyi yükseltip ondan sonra bir saat sonra kalorinin azalması, daha sonra ikinci saat başka bir tatlı yemekle ilgili mesele değil ki, bunun sonu yok. Tatmin, tatmin, tatmin. Ama mesele şu, daha yorucu olan şey bazen tatmin verebilir. Mühim olan nokta o güce nasıl erişeceğimiz. Söylemek istediğim şeyi tam da bu yakın zamanda da oynatılan benim sevdiğim filmlerden birisi olan Sweet Bean, yani tatlı bezelyeler olması lazım. Aslında Umudun Tarifi diye çevrilmiş. Mesela Umudun Tarifi ya da Sweet Beans filmiyle bunu örneklendirebilirsiniz. Ben bazen derslerde bunu örnek veririm. Yani nedir hikaye? Aslında son derece basit bir hikayedir. Basit bir hikaye derken kastedilen şey onun aslında son derece sıra dışı bir şey olduğu ama biz bunu basit olarak görmemiz. Sinema sayesinde onun basit bir şey olmadığını anlayabiliyoruz. Mesela bir tatlı yapmam ama çok kaliteli bir tatlı yapabilmek, bunun için yaratılan emek. Aslında son derece ilginç bir durum olabilir. Ama siz yaptığınız o emek faaliyetiyle keyif almıyorsanız, aslında sırf böyle bir şeyleri yapmak için yapıyorsanız, o zaman bir problem vardır. Kahramanımızın kendisi mutsuzdur. Niye mutsuzdur? İsmini hatırlayamadım şu anda. Yıllar önce bir kavgaya karışmıştır, istemeyerek de olsa, ve birine borçlanmıştır. Ve borçlandığı için de Darayako denilen Japonya'da bir tatlıyı yapmak zorundadır. Tatlı nasıl bir şeydir? İçerisinde bezelyelerin konulduğu, üzerine keklerin yapıldığı, ama o bezelyelerin çok son derece özenli bir şekilde hazırlanmak zorunda olduğu bir tatlıdır. Dolayısıyla kendi yaptığı tatlıyı dahi yememektedir. Darayaka'yı yememektedir. Çünkü tatlı yemekten de keyif almamaktadır. Yüzü son derece mutsuzdur. Bunu sinemadan anlayabiliyorsunuz, yüzünün mutsuzluğunu. Ve insanlara sırf borcunu ödemek için tatlı yapıyor. Ve derken bir gün sokakta yürüyor. Ve yürürken yaşlı bir kadın bunu görüyor. Yaşlı kadın. Yaşlı kadın o yüzdeki mutsuzluğu görüyor. Yani o yüzdeki o izler var ya, biz buna duygulanım imaj diyorduk. İzleri görüyor ve adamın peşine düşüyor. Adamın çalıştığı yeri öğreniyor ve uğruyor. Ona şunu soruyor. Burada çalışabilir miyim? 70-70 yaşındaki bir insandan bahsedebiliyorsunuz. Burada çalışmak istiyorum. Çalışıyor. Yani bir şekilde kendini zorlayarak, ikna ederek orada çalışmaya başlıyor. Ve filmin ilginç sahnelerinden birisi şudur. Adam muhterem. Aslında o haşlanmış olan bezelyeleri satın almaktadır. Ama kadın bunu yapmaktadır. Bu yapma sahnesi aşağı yukarı 4 saat sürüyor. 4 saat de siz bezelyeleri hazırlamakla uğraşıyorsunuz. Adama da bunu öğretiyor. Bir ustacı gibi. Ustar oluyor. Ve bu yorucudur. Oldukça yorucudur. En nihayetinde her şey bittikten sonra onun tadına baktığında kendinden geçiyor. Yani gerçek mutluluk, kendini gerçekleştirme. Kendini gerçekleştiriyor. Kendindeki emekleri, kendindeki potansiyelleri bezelyelerin içerisine ne yapıyorlar? Akıtıyorlar. Ve burada mutlu olmaya başlıyor. Gerçekten. Diğer insanlar da bundan olağanüstü zevk alıyor ve herkes kuyruğa giriyor. Şimdi filmin geri kalanını anlatmayacağım. Buradaki mesele şu. Bir sadece haşlanmış bezelye, işte tatlının malzemesi olan haşlanmış bezelyeleri hazırlamak için sarf ettiğiniz bu emeğin kendisini sinemada görüyorsunuz. O emeğin kendisi aynı zamanda bizim hayatımızda küçük diye gördüğümüz, görmediğimiz, ıskaladığımız, es geçtiğimiz şeylerin ne kadar manalı olduğunu gösteriyor. Önemli olduğunu gösteriyor. İşte sinemanın en önemli felsefelerinden birisi budur. Sinemanın yaptığı en önemli felsefelerden birisi budur. Hayatta görmediğimiz
rutin hayatlar içerisinde kaybolan, görünmez hale gelen şeyleri görünür hale getiriyor. Sinema varlıkları görünür hale getiriyor. Gerçek yaşam denilen tırnak içerisinde, yaşam içerisinde es geçtiğimiz, rutin hale gelen yaşamımızın içerisinde kaybolan nesneleri, varlıkları ve ilişkileri görünür hale getiriyor. İşte size verdiğim örnekte de bunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Şimdi bana şöyle bir, tabii kafanızı takılan şöyle bir soru olabilir. Ya hocam diyorsunuz, biraz önce bir şey söylediniz. Sinema işte dediniz, felsefeyi böyle yapıyor. Hocam olur mu öyle şey? Yani sinema başka, felsefe başka. Yani içinizden o soruları görebiliyorum. Siz belki bu soruyu sormadan önce ben sizin yüzlerinize bakarak o soruyu gördüm gördüğünüz gibi. Çünkü oradaki imaj ele verdi. Yani imaj. Eğer orada sadece yazılar olsaydı bu soruları göremeyecektim gördüğünüz gibi. Sağ olsun o kafalarınızdaki hareketler ve yüzlerinizdeki belirsizlik bu soruyu benim anlamama yardımcı oldu sezgisel olarak. Şimdi arkadaşlar felsefe ne demektir? Öncelikle buradan da belki biraz bu damardan da girmek gerekiyor. Felsefe üzerine dünya kadar tanım var. Yani felsefe kitaplarını açtığınızda, felsefeye giriş kitapları dahil pek çok kitabı açtığınızda bu tanımların arasında gidip gelirsiniz. Ama bunların hepsi mekaniktir. Bu tanımların çoğu mekaniktir. Ve aslında olayın kendisini de tam görmemize yardımcı olacak bir şey değil. Ama bazı filozoflar vardır ki öyle tanımlar verir, öyle şeyler söyler ki o gerçekten tam da söylenileni, yani aslında felsefenin damarına inmemize, kor yani özüne inmemize yardımcı olur. O yüzden benim zaman zaman konuşmalarımda, yazılarımda, kitaplarımda söylediğim bir felsefe tanımı benim için son derece merkezidir. Felsefe dediğimiz şey aslında düşüncenin normal istikametine müdahale etmektir. Tekrarlıyorum. Düşüncenin normal istikametine müdahale etmektir. Bergson'un, Henry Bergson'un bir tanımıdır. Pek çok tanım var ama bu tanımlar içerisinde benim en beğendiğim tanımlardan birisi budur. Yani biz doğduğumuz andan itibaren kanaatler dünyası içinde yaşayan bizler, belli rutin pratikler içerisinde olan bizler, hızın kapanına girmiş olan, hareketin kapanına girmiş olan bizler ve bu hız ve hareket içerisinde kendimizi göremeyen, başkalarını göremeyen, ilişkileri göremeyen bizler bir noktadan sonra düşünce budur demeye başlıyoruz. Yani işte Aristo'nun meşhur tanımı vardı ya, insan düşünen bir hayvandır. Hadi hayvanı da atın, bazılarını sevmiyorsa insan düşünen bir varlıktır diyelim hadi. Düşünen bir varlık. İyi de yani düşünce ne? Yani buradaki anahtar sözcüklerden birisi. Düşünce ne? Şimdi eğer düşünceyi hayatın pratikleri içerisinde kendi ilgi ve menfaatlerimiz doğrultusunda yaptığımız yolculukta yaptığımız görmeler ve eylemler olarak algılıyorsak o zaman herkes düşünüyor. Tamam düşünüyor. İyi de bir yani Sokrates'in düşünmesiyle efendim Aristo'nun düşünmesiyle, Lucretius'un, Epikürüs'ün düşünmesiyle, Demokritos'un düşünmesiyle bizim rutin pratikler içerisinde yaptığımız düşünmeler aynı mı? Ve şunu söylemiştim. Aslında düşünce dediğimiz şeylerin çoğu kanaattir. Düşünce özel bir momente işaret eder. Düşünce biraz daha yaratıcıdır ve belki de düşünülmeyeni düşünme biraz düşünceye gönderme yapar. Örnek vereceğim. Şimdi rutin pratikler, pratik hayatın kendisine müdahale edip onu sarstığınızda düşünce başlar. Yani sarsmak ve örselemek gerekiyor. Ne yaptığınız üzerinize tefekkür ettiğinizde, ne yaptığınız üzerine düşünmeye başladığınızda aslında biraz düşünce sahasına girmiş oluyoruz. Şimdi bu söylediğimi bir sinema filmi örneğinde açıklayacağım. Ve hepimizin bildiği bir sinema filmi. Hani bunu bazılarımız için tekrarlamak zorunda kalacağım. Çünkü bazı bildiğim, gördüğüm insanlar var burada. Yani Selvi Boylu Mal Yazmalım.
Yani Atıf Yılmaz'ın filmi. Cengiz Aytmatov'un romanı biliyorsunuz. Selvi Boylu Mal Yazmalım 78 yılında yapılmıştır biliyorsunuz. Ve filmin ana öyküsünü biliyorsunuz. Yani Asya dediğimiz bir kadın karakter ve İlyas dediğimiz ikinci bir karakter. İlyas kamyon şoförüdür değil mi? Asya da bir ev hanımıdır. Dolayısıyla geleneksel ilişkiler içerisinde yaşayan bir kadındır Asya. İlyas da günlük pratikler içerisinde ben düşünüyorum deyip, aynen biraz önce söyledim, ben düşünüyorum deyip kamyon sürmekte olan bir insandır. Ben düşünüyorum. Asya da ben düşünüyorum diyor. Halbuki Asya'nın yerine annesi düşünüyor. Asya'nın adını annesi düşünüyor aslında. Bütün eylemleri Asya'nın annesi gerçekleştiriyor. Sen şunu yapacaksın, ben bunu yapacağım. Asya'nın düşünmesine gerek yok ki, onun adına başkaları düşünüyor zaten. Kamyoncuya geldiğimizde, İlyas'a geldiğimizde, İlyas'ın çalıştığı bir şey vardır, şirket vardır. İlyas da onların yüklerini taşımaktadır. Yani Nietzsche'nin devesi gibidir, devesi. Nietzsche'de deve aşaması vardır. Doğduğumuzda deveyiz. Yükleri ağırlıkları alırız ve böylece taşırız. Onun sana sürekli yüklere evet deriz. Tamam, hiçbir zaman evet de hayır demeyiz. İlyas da böyle yüklerini taşımakta kamyonunda. Ama bir türlü aslan olamayız, kükremeyiz. Bir türlü yılan olamayız. Yani böyle anlamı üzerinde yeterince kafa yormayız. Daha sonra da masum çocuğa dönüşemeyiz. Yani değerler üreten çocuğa dönüşemeyiz. Çünkü hayat yolculuğumuz bize verilidir. Ve verili olan hayat içerisinde yolculuk yaparız. Bu arada anlamadığınız bir şey olursa lütfen sorunuz. Ben burada bazen böyle anlatıyorum. Anlamadığınız kavramlar ya da şeyler olursa açmam istediğiniz şeyler. Ve derken yine bu konuşmanın başında söylediğim bir şey olur. Ne olur? Karşılaşma olur. Karşılaşma. Hani nasıl bir karşılaşma bu? Tesadüfi bir karşılaşma. Yani başımıza gelen olaylar. Başımıza gelen olaylar. Stoa felsefesi diye filozoflar var. Stoacı filozoflar. Antik Yunan'da İskender'in Yunan şehir devletlerini ele geçirmesinden sonra oluşan felsefe. Açıklayacağım onu katarsisle. Biraz sonra onu hatırlatırsınız. Şimdi bozmayayım onu, gidişatı. Ama tamam, anladım soruyu. Stoa filozofları var. Ve bu Stoa filozofları bize özetle şunu söylüyor. Yani pek çok şey söylüyor da. Yani başımıza gelen olaylar vardır. Bizim belirleyemediğimiz olaylar vardır, güçler vardır. Bizim belirlediğimiz şeyler vardır. Bir de belirleyemediğimiz şeyler var. İç huzuru demek biraz ataraksiya. Epikürüs'ün söylediği o ruh dinginliği demek, başımıza gelen o şeyleri kabul etmektir. Bu başıma gelmiştir. Yani biraz yazgıyı kabul etmektir. Öyle diyelim. Yani işte bu benim başıma geldi, vah vah vah, tüh 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 demek yerine bunu olumlamak ve kabul etmek ve bundan sonra bunun karşısında ben nasıl hareket edebilirim sorusunu sorabilmektir. Ama benim bahsettiğim karşılaşma İlyas'la şeyin karşılaşması, Asya'nın karşılaşması böyle bir karşılaşma değil. Kötü bir karşılaşma değil. Kötü bir karşılaşma ne demek? Güçleri azaltan karşılaşmadır. Yani bir eyleme kudretini Spinozacı anlamda bir yetkinlik durumundan daha aşağı bir yetkinlik durumuna çeken bir karşılaşmadır. Kötü bir karşılaşma. Bu arada arka planda sesler geliyor. Kapatırsanız sevinirim. Ama bir yetkinlik durumundan sizi daha üst bir yetkinlik durumuna getiren karşılaşma güçlü bir karşılaşmadır. Kudretli bir karşılaşmadır. Var olmak kudretini arttıran bir karşılaşmadır. İlyas'la Asya'nın karşılaşması tesadüfi karşılaşma, böyle bir karşılaşma. Ve bu ilk karşılaşmanın kendisi ilk bakışta aşktır. Bakın burada ilginç bir şey vardır. Yani bakış, güçler, bedenler birbirine katışıyor. Yani çünkü gözlerle ışık dalgalarını yarıyorsunuz, başka birisine ulaşıyorsunuz. O da başka ışık dalgalarıyla size ulaşıyor ve bedeninizde güç artışı oluyor. Kalbiniz artıyor, kalbinizin atış hızları artıyor, kan dolaşımı hızlanıyor.
bütün bunların hepsi sizde bir şey, haz yaratıyor. İşte bu ilk bakışta aşk dediğimiz şey, romanlara, şiirlere konu olan, bizim hakkımızda yazılar yazdığımız, heykeller yaptığımız, birçok fikrin kaynağı olan şeydir. Alain Badiou filozof, ölüme karşı direniştir der. Aşk ölüme karşı direniştir. Sizi ölümsüz kılıyor, sonsuz kılıyor. Değişik aşk şekilleri var tabii ki. Oralara girmeme zaman yok. Ama mesele şudur. Bir de son bakışta aşk vardır. Şimdi ben burada ilk bakışta aşk dedim. Bir de son bakışta aşk vardır. Peki kim yazmış son bakışta aşkı? Burada bazılarınız belki yazabilir yanıtını. Walter Benjamin yazmış. Walter Benjamin yazıyor. Walter Benjamin. Son bakışta aşk diye bir kitap yazmış. Hemen yazmışlar sağ olsun Emrullah Ergit. Walter Benjamin. Yani bu muhteremde bunun kitabını yazmış. Diyor ki ya kardeşim diyor, son bakışta aşkı biliyor musunuz? Niye bunu es geçiyorsunuz? Son bakışta aşk ne demektir? Son bakıştaki aşk emek yönelimli aşktır. Aslında ilk bakış önemli değildir. Yani önemlidir de biz genellikle es geçeriz son bakışta aşkı. Yani böyle bir çaba sonucunda, böyle hayatın içerisinde mücadele, çaba, karşılıklılık ve en sonunda vardığımız bir nokta var. Belki de o son noktanın kendisi bir başka aşktır ve son bakışta aşktır. Geriye doğru baktığınızda acaba neyi görürsünüz? Umarım demek istediğimi anladınız. Demek ki aşkın da böyle bir ilk bakışta ve son bakışta hali var. Şimdi ve bu karşılaşmadan sonra muhteremlerin, yani bizim Asya ile şeyin arasındaki, Asya ile İlyas'ın arasındaki aşk hangi aşktır? Romantik aşktır. Romantik aşk. Tutkulu aşktır. Yani öyle bir aşktır ki o aşk nedeniyle bütün ilişkiler görünmez hale gelir. Yani size devredilen dünyayı görmezsiniz. İlyas'ın artık o çerçevede şirketi de yaptığı iş de önemsiz hale gelir. Ona karşı çıkar, yılan olmaya başlar, yılan. Yani aslan olup kükrer. Tamam mı? Orada işte eleştiri başlar. Asya'da anasının dediklerine artık uymamaktadır. Gelenekler, şunlar bunlar da önemli değildir. Önemli olan aşkıdır. Yani İlyas'la aşkıdır. Şimdi mitolojiye de baksanız, edebiyata da baksanız, şiirlere de baksanız, genellikle bu filmlere de baksanız romantik aşk üzerine kafa yorar biliyorsunuz. Yani romantik aşk. Önemli olan birbirimize hediye ettiğimiz o aşktır. Bu bizi kör hale getirebilir. Yani bu oldukça ileri boyutlara geldiğinde, tutku boyutunu, aşırı tutku boyutuna geldiğinde bu sefer kendimizi dahi göremez hale gelebiliriz ki bunun kendisi trajik olabilir. Trajedinin kaynaklarından birisi de budur. Demek ki bunun bir boyutu da var. Bunun değişik düzeyleri de var. Ama dikkat ederseniz Türk sinemasında bunun başka örnekleri de vardır. Mesela Vesikalı Yarim. Vesikalı Yarim'i izlemişsinizdir. Lütfü Ömer Akad'ın filmi. Türkan Şoray'ın oynadığı ve İzzet Günay'ın oynadığı filmdir. Orada da öyledir. İzzet Günay biliyorsunuz evlidir. İki tane çocuğu var. Ve manavdır. Şeyle karşılaşır. Sabahat'le. Sabahat konsomatristir. Ve ondan sonra sadece bu gerçek aşkla o zaman karşılaşır. Çünkü daha önce aşık olmamıştır. Evliliği gelenekseldir. Evlilik kurumu gelenekseldir. Ondan sonra dönüşmeye başlar. İşte bu da romantik aşk. Şimdi burada dikkat edin. Selvi Boylu Mali Yazmalım'a geldiğimizde tekrar evlilikten sonra aşkları dönüşmeye başlıyor. Çünkü evlilik ilişkilerini sabitliyor. Kor haline gelmiş olan şeyler yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Azaltan şeylerden birisi de İlyas'ın işinde çıkan problemler bu arada. Bir noktadan sonra İlyas evinden uzaklaşmaya başlıyor. Aşkları yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Asya daha sonra ne oluyor? Kendisini evin dışına atıyor. Çünkü çocuğu da olmak üzere. Ve ne oluyor? Cemşit'le karşılaşıyor. Cemşit. Bir başka karakterimiz.
Ahmet Nekin'in oynadığı. Bakın burada Cemşit onları koşulsuz kabul ediyor. Burası önemli. Koşulsuz. Ve onlara bakıyor. Onlarla ilgileniyor. İşte burada emek devreye girmeye başlıyor. Emek. Çaba gösteriyor. Asya'nın bir tutkulu aşkı yoktur Cemşit'e karşı. Ama saygı duyuyor. Saygı duyuyor. Ve sonra ne oluyor? İleriki zamanlarda tekrar karşısına tesadüfi olarak yine şey çıkıyor. Bizim muhterem çıkıyor. İlyas ve sihirli sayı ortaya çıkıyor. 3. 3. Çünkü 2 o kadar büyük sihirli sayı değildir. 2. Çünkü karşınızda bir insan vardır. Onunla ittifak gerçekleştirirsiniz. Yani işte karşımızda bir başka insan var. Mücadeleniz daha kolaydır. Ama 3 olduğunda George Simmel'in dediği gibi işler karışır. O yüzden sosyolojide 3 ve ondan sonraki sayılar hep sihirlidir. Zordur. Çünkü birileri sizin arkanızdan işler çevirebilir. Yani 1'e karşı 2. Sürekli düşünmek zorundasınız. Sayı arttıkça artar, ilişkiler artar. Ve 3 meşhur sayımız. Bu arada 4. Çocuk da vardır. Çocuk da büyümüştür. Ve son sahneye gelirsiniz. Son sahne. Hatırlayın son sahneyi. Son sahne aslında seçim sahnesidir. Değerli arkadaşlar, o seçim sahnesi bir dersin başında söylediğim etiktir. Etik sahadır. Yani seçeceksiniz. Peki neye göre seçeceksiniz? İşte orada düşünmeye başlarsınız. Asıl düşünce burada başlıyor. Bakın, düşünmeye başlıyorsunuz. Hangisini seçeceğim? Daha önceki romantik aşkım ve halen devam etmekte olan, izleri devam etmekte olan İlyas mı? Bastırmak zorunda olduğum. Yani romantik aşkı bastırıyorsunuz çünkü aynı zamanda evlisiniz. Bu arada eşinize seviyorsunuz ama başka bir sevgi bu. Son bakıştaki aşk, son bakıştaki aşk. Walter Benjamin yönelimli bir aşk bu. Başka bir şey, sevgi. Ondan sonra şeye geliyorsunuz, Ahmet Mekin yani Cemşit'e geliyorsunuz. Cemşit de orada düşünüyor. Ne olacak? Ne olacak? Çocuğun gelmesiyle biraz rahatlıyor ama ya ikincisi, yani Asya ne olacak? Orada ne yapacağını da düşünmeye başlar o da. Acaba İlyas'a karşı nasıl bir tavır sergileyeceğim? Eşime karşı nasıl bir tavır sergileyeceğim? Şimdi düşünce, üçüncü düşünce biçimi. İlyas'ta, İlyas ne yapacağım? Ahmet Bey beni zor durumda kurtaran, eve getiren Cemşit'e karşı nasıl bir tavır içerisinde olacağım? Çocuğa babası olup olmadığını söyleyecek miyim? İkinci şey. Üç, Asya'yı alıp gidecek miyim? Bakın dünya kadar sorular var. İşte bu sorularla cebelleşirken düşünceye ağır yük binmeye başlıyor ve seçim üzerine kafa yoruyorsunuz. İşte orada akıl devreye giriyor. Akıl. Bir üst otorite olarak bunların arasında organizasyon yapmaya başlıyor. Kant'ın bahsettiği akletme yetisi. Burada düşünce ne oluyor? Ne demek? Normal istikamete müdahale ediyor işte. Düşüncenin normal istikametine müdahale etme safhası içerisindeyiz. Felsefe bu. Bunu sözle yapabilirsiniz, bunu yazılı yapabilirsiniz, bunu sinemayla da yapabilirsiniz. Şimdi ben üçüncü aşama olan sinemayla bunun nasıl yapıldığı üzerine dikkat ederseniz meseleyi anlatıyorum. Yoksa öbür türlü zaten ders bitmez. Yani yazılı felsefe şöyledir, yazılı felsefeciler şunu söylemiş. Ben bunlarla bunun derdim yok. Bunu öğrenmek istiyorsanız bunu gidersiniz kitaplarda okursunuz. Benim böyle bir derdim yok. Sinemayla felsefe arasındaki ilişki üzerine kafa yoruyorum. Ve son sahne üzerine yoğunlaştık şu anda. Arkadaşlar burada Atıf Yılmaz çok ilginç bir şey yapıyor. Ne yapıyor? Aslında romantik aşkına yönelir gibi yapıyor ama çocuk Cemşit'e gittikten sonra dönüşüyor. Asya dönüşüyor ve Cemşit'e doğru yönelmeye başlıyor artık. Ve orada iç soruları ortaya çıkıyor, iç düşüncesi. Sinema ne yapıyor? İç düşüncesini, yani onun iç sesini bize işittiriyor. Bize işittiriyor. Burası önemlidir. Biz gerçek dünyada
tırnak içerisinde fiziksel dünyada iç sesleri hiçbir zaman işitemeyiz. Ama sinema aynı anda bize karakteri gösterir, sonra o sesleri işittirir. İşte bunu bindirmeyle yapar. Sinematik operasyonlarla yapar. Bunu başka hiçbir sanatta göremezsiniz. Bunu sadece sinemada görürsünüz. Burada yapmaya devam ediyor. Sorduğu soruyu hatırlayın. Sevgi neydi? Yani burası önemli bir sorudur. Ve sevgi emekti diyor. Yani Walter Benjamin'in söylediği son bakıştaki aşk. Oraya varıyor. Ve oraya doğru ilerliyor. Cemşit'e doğru ilerliyor. Şimdi burada daha ilginç bir operasyonla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu sefer de İlyas'ın iç sesini duyuyorsunuz, görüntülerini de görüyorsunuz. Açı karşı açı çekimleriyle de görüyorsunuz bunu. İlyas da kendi dünyasını bize izah ediyor. Aslında izleyicileri ikna etmeye çalışıyor. Yani bizleri ikna etmeye çalışıyor. Yani diyor ki bana inanın. Asya bana inanın, Cemşit bana inanın. Cemşit konuşmuyor, bakışlarıyla bize gösteriyor. Ve bizi taraf olmaya zorluyor. Şimdi hangi tarafta yer alacağız? Çocuğun tarafında mı, Cemşit'in tarafında mı, İlyas'ın tarafında mı, yoksa şeyin tarafında mı, Asya'nın tarafında mı? Dolayısıyla bizi de çatallandırıyor, büküyor. Bakın, yani bizi düşüncenin, bizim düşüncemize müdahale ediyor. Sinema bizim düşüncemize müdahale ediyor. Normal düşüncemize müdahale ediyor. Şimdi bunu klasik bir Hollywood filmi yapsaydı ne yapardı? Klasik bu Hollywood. Netflix işte. Yani burada reklam yapmış gibi oluyor ama bunu olumsuz anlamda yapıyor. Netflix imajları ne yapıyor? Ve bellidir. Yani birçok kalıplar bellidir. Ne olacağı bellidir. Aşağı yukarı tahmin edersiniz. Ama bu film ne yapıyor? Bu film bunu bu şekilde yapmıyor. Bakın klasik film değil. Bu anlamda klasik film değil aslında. Çok ilginç. Melez bir film. Ve burada Atıf Yılmaz daha enteresan bir şey yapıyor. Cemşit'e yöneldiğinde Asya ikiye bölünmeye devam ediyor. Yani bir tarafta romantik aşk, İlyas'ın tarafı, diğer tarafta kimin tarafı? Cemşit'in tarafı. Evet, sevgi emektir diyor, seçimini yapıyor, ilerliyor. Ama acaba romantik aşkını yok mu ediyor? İlk bakışta aşkını yok mu ediyor? Hayır, yok etmiyor. Nereden anlıyorsunuz? Bir, iç sesi devam ediyor. İki, fotoğraf kareleri var. Filmin son sahnesini hatırlarsanız. Göstereyim mi? Bir göstereyim. Hatırlamak için. Yani bakın, burası önemli. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet hocam, şu anda görüyoruz. Görüyoruz hocam. Tabii burada söylemeyi unuttuğum başka bir şey var. Bakın burada müzik de devreye giriyor. Bakın sinema aynı anda birçok şeyi yapıyor. Bir, görüntü. Ama bu görüntüyü böyle kamerayı sabit bir şekilde koyup yapmıyor. Burada montaj devreye giriyor. Bu montaj dediğimiz şey sinemanın en temel özelliklerinden birisi. Montaj dediğimiz şey bize ne yapıyor? Bize iki dünyayı bir araya getiriyor. Montaj devreye giriyor, müzik devreye giriyor. Cavit Berkay'ın müziği devreye giriyor. Ve burada yoğunlaştırıyor. Yani duyguyu yoğunlaştırıyor. Zaten yüze baktığınızda şuradaki yüzler, yani bu yüzlerin kendisi duygulanımı ele veriyor zaten. Ve üçüncü yüzü görüyorsunuz. Ve kederli bir yüz. Gördüğünüz gibi yüzler değişik. Heyecanlı yüzler var.
ve kederli yüzler var. Montaj bir anda çocuk ve dört karakter arasında birkaç saniyede gidiş gelişleri yapıyor. Bu arada dış müzik de görülüyor. Yani bunu başka hiçbir sanat ve felsefe kitabı yapamaz. Ufuk çizgisinde bir araya geçme, kasvetli bir gökyüzü. Çünkü o kadar da mutlu bir an değil. Çünkü içinde acı da var, ızdırap da var. Aslında Asya'nın kendisi hem acıyı, ızdırabı yaşıyor, hem de aynı zamanda ilk aşkını görmenin mutluluğunu da, hazzını da yaşıyor. Yani ikisi birbirine katışmış durumda. Bunu yüzünden de anlayabiliyorsunuz. Her şeyden anlayabiliyorsunuz. Seçim anıdır bu. Ve gördüğünüz gibi üç şeyi bozuyor aralarındaki üçüncü kişi. Ve kederli olan yüzün birdenbire mutlu hale gelişi. Birkaç saniyede oldu. Duygulanım geçişine dikkat edin. Yani çok hızlı bir geçiş bu. Hocam. Müzik kesilir çünkü bu gerçekten onların ruh hallerindeki kesinti gibidir. Orada müziği kesmeniz gerekiyor. Bizim düşünmeye de fırsat vermeniz lazım. Bize de fırsat vermeniz gerekiyor. Ve kederli müzik başlıyor. Artık kimin için? Kederli demeyelim, trajik müzik. Yanlış oldu. Trajedinin özü budur zaten. Asya'm, al yazmalı. Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu. Sevgi emekti. Asya. Gördüğünüz gibi burada fotoğraf kareleri. Niye? Çünkü içsel dünyalarını donduruyorlar. Yani evet dışarıda hareketleri var. Fakat onlar onun o andaki hareketleri edimsel, fiili durumları. Fakat içsel dünyalarını ne yapmanız gerekiyor? Sizin de sinemaya aktarmanız lazım. Yani siz romantik aşkınızı dondurduysanız, Asya romantik aşkını dondurduysa o zaman fotoğraf kareleri gerekli. Çünkü sinema hareket zamandır. Hareket imajlardır. Sinemada zaman ve hareket olduğu gibi akar. Aynen hayatın kendisi gibi. Dondurmanız gerekiyor. Yüreğim kaydıysa günah mı? Çamura saplansam yardıma gelir misin? Elini tuttum sıcacıktı. Yüreğim elimdeymiş gibi. Yani burada şuna dikkat edeceksiniz. İkiye bölünmüşler hepsi. Bu ikiye bölünmeyi aynı anda verebilmenin kendisi önemlidir. İki, aynı zamanda tercihte bulunuyorlar. Özellikle Asya tercihte bulunuyor. Etik bir seçim sahasına gidiyor. O andan itibaren artık sonsuzlaşıyor. Yani bir başka sahada yolculuk yapıyor. Kendisine verili dünyada değil, bir başka sahada yolculuk yapıyor. İşte düşünce dediğimiz şey de burada işlemeye başlıyor. Demek ki özetle burada şunu durduruyorum. Stop share'i. Fotoğraf kareleri devam ediyor halen. Bahsettiğimiz şey, demek ki düşünce dediğimiz şey madem öyle seçimse, seçimle ilgiliyse bu bizim için önemli. Çünkü müdahale ediyorsunuz. Gerçek yaşamın gerçek koşullarına müdahale ediyorsunuz. Ama aynı zamanda düşünce başka bir şeyle de ilgili. Düşünce şununla da ilintili, bizim arızalanmamızla ilgili. Bozulmamız, yani problem durumuyla da ilgili.
problem ortaya çıkmadıktan sonra, bir sorun ortaya çıkmadıktan sonra düşünebilmek kolay değil. Bir sorunun ortaya çıkması gerekiyor. Bunu zaman zaman derslerimde söylerim ama yeni alan kişiler var. Yani yolda yürüyorsunuz. Yolda yürürken yürüyorsunuz. Normal yürüyüş. Bir amacınız var. Diyelim yolda niye yürüyorsunuz? Alışveriş yapmak için yürüyorsunuz. Bugün alışveriş ihtiyacım var. Markete gideceğim ve ihtiyaçlarımı alacağım. Dikkat ederseniz bu düşünce falan değildir. Bu pratik ihtiyaçlarımıza yanıt veren bir kanaattir. Yani bir amacınız vardır. Bu amaç doğrultusunda hareket ediyorsunuz. Şimdi bu yolda yürüyüş esnasında örneğin hiç umulmadık bir şey başınıza geliyor. Ne başınıza geliyor? Biraz önce söylediğim karşılaşma başınıza gelebilir. Yıllar önce görmediğiniz ve ayrıldığınız bir insanla karşılaşabilirsiniz. Ya da bir araba üzerinize hızla gelmektedir. Ya da önünüze vahşi bir hayvan çıkıyor. Ve bu durumda ne yapıyorsunuz? Kendinize bir yani akışı bozan bir şey oluyor. Normal gidişata müdahale eden bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Bu normal gidişata müdahale eden karşılaşma aynı zamanda bizim raydan çıkmamıza yol açıyor. Çünkü bu bizim duyu motor mekanizmamızı bozuyor. Duyu motor mekanizmamızı bozuyor. İşte demek ki düşünebilmek için aynı zamanda problemle karşılaşmamız, sorunlarla karşılaşmamız, yani arızalanmamız gerekli. Bunu güncel bir örnekle de zaten yaşıyoruz. Yani biz normalde evimizi gördüğümüzü zannettiğimiz varlıklardır. Evlerimizi gördüğümüzü zannettiğimiz varlıklardık. Ve iş yerine gitmekteydik her gün. Evimize gelmekteydik. Ve evimiz sanki kendi evimizdi. Fakat bir mikrop çıktıktan sonra, yani COVID-19 denilen bir pandemi sürecini yaşadıktan sonra evimizin hiç de önceki evimiz gibi olmadığını gördük. Ev bir başka ev haline geldi. Ev haline gelmeye yol açan neydi? Bir virüstü. Virüs sayesinde evimize kapandığımızda daha önceki evimiz bir başka ev haline geldi. Hangi ev gerçek evdi? Yani bu gerçek ev sorusunu sorduğunuzda o zaman da ikisinin de kendine ait bir gerçekliği vardı. Daha önceki evimiz pratik ihtiyaçlarımızı yanıt veren evdi. Yemek, içmek, uyumak için var olan bir evdi. Şimdi ise evimiz güvenlik sahamız haline geldi. Güvenlik sahamız. Yani onun dışında tehditle karşılaşacağımız bir ev haline geldi. İşte bunun sinema filmini yapabilirsiniz. Daha önceki evimizle sonraki evimiz arasındaki farklılığı vurgulayan bir kısa film de yapabilirsiniz. Bunun kendisi bize neyi gösteriyor? Demek ki sorunlarla karşılaşmadığımızda sadece ve sadece anlık hazlarla, anlık pratik ihtiyaçlarımızla hareket etmekteyiz ve mevcut dünyayı, mevcut ilişkileri görmemekteyiz. Özetle rutin hale gelmiş olan ilişkilerimiz, monoton hale gelmiş olan ilişkilerimiz, hesaplayıcı hale gelen ilişkilerimiz bir noktadan sonra kendi akışında gider ve görünmez hale gelir. Sinema bunu görünür hale getirir. Nasıl getirir? Kendi operasyonlarıyla getirir. İşte sinemanın yaptığı bu şey felsefedir. Yani montaj sayesinde, kamera hareketi sayesinde müzik, renk, oyunculuk ve diğer operasyonlar sayesinde ne yapar sinema? Kaybolan yaşamı, ilişkileri, görünmez hale gelen ilişkileri bizim gözümüzün önüne getirir, somutlaştırır ve gösterir. Soyutlaşan hayatı somut hale getirir. Bu işte sinemanın yaptığı en önemli felsefelerden biridir. Felsefe ne diyorduk? Düşüncenin normal istikametine müdahale etmektir. Düşüncenin normal istikametine bazen sözle müdahale edersiniz. Sözle. Yani ben şu anda düşüncenin normal istikametine müdahale ettiğimi düşünmekteyim. Şu anda yaptığım bu konuşmayla düşüncenin normal istikametine müdahale ettiğimi düşünmekteyim. Çünkü
benim yaptığım bu konuşma kanaat değildir. Benim yaptığım konuşma bugün hava nasıldır, iyi midir, bugün nasılsın, iyi misin tarzında bir konuşma değildir. Beklendik bir konuşma da değildir. Dolayısıyla sözle düşüncenin normal akışına müdahale ediyorsunuz. Bazen de yazıyla edersiniz. Bizim kafa karışıklığımız nereden kaynaklanıyor? Antik Yunan'da Sokrat sonrasında Platon'la birlikte yazılı yapan felsefeyi sadece felsefe olarak düşünmemizden kaynaklanıyor. Asıl sakatlık da budur. Yani medium'un kendisini unutuyorsunuz. Medium. Aracı olan yazıyı unutuyorsunuz. Diyorsunuz ki yazı eşittir felsefe diyorsunuz. Ama şöyle cümle sarf etmiyorsunuz. Felsefe sözle de yapılır, yazılı da yapılır, sinematik de yapılır diyemiyorsunuz. Çünkü binlerce yıl yazılı yapıla felsefe, felsefe yazısız yapılamaz diye düşünmeye başlıyorsunuz. Arkadaşlar bu noktaya kadar anladınız mı demek istediğimi? Yani varmak istediğim noktayı anlayabildiniz mi? Anlamadığınız noktalar varsa bunu sorabilirsiniz yine. Bu şu açıdan da önemlidir. Yani Gılgamış Destanı dünyanın en önemli mitolojilerinden birisidir aslında. 3500 yılında yazılmıştır. Ama ondan önce mitolojidir. Yani mitoloji, yani sözle bunları aktarıyorsunuz. Sonra yazıya geçiriyorsunuz. Çivi yazısına geçiriyorsunuz. Bazı parçaları kayıptır biliyorsunuz Gılgamış'ın. Ama baktığınızda Gılgamış mitolojisi aslında acayip bir felsefe içinde barındırıyor. Ne demek o? Yaşam nedir? Ölüm nedir? En önemlisi ölümle baş edebilir miyim? Yani ölümsüz hale gelmeye çalışan. Çünkü trajiktir ölüm. Yani başınızda dostunuz öldüğünüzde ondan sonra diyorsunuz ki ben nasıl ölümsüz hale gelebilirim? Bunun için mücadele ediyorsunuz sürekli. En sonunda ölümsüz olmadığınızı anlıyorsunuz ama sonuçta belli bir yere varıyorsunuz. Diyorsunuz ki ölümsüz olmak sadece fiziksel ölümle ilgili mesele değil. Fiziksel ölümsüz olmak anlamına gelmiyor. Aynı zamanda yarattığınız eserlerle de ölümsüz olabilirsiniz. Demek ki bir yaratıcı eser bırakmanın kendisi de sizi ölümsüz kılabilir. Bakın bunu bir felsefe kitabı yapmamıştır ama bunu bir mitoloji yapmıştır. Ve sonra geliyorsunuz Antik Yunan'a. Antik Yunan'da da Agora denilen alanda insanlar sohbet ediyor. Sohbet. Yani Sokrat sohbet yapıyor. Sokrates. Gençliği tırnak içerisinde yoldan çıkarttığı savunuyor. Yunan gençliğini. Ve Yunan gençliğini kendileri üzerinde düşünmesine yardımcı oluyor. Bakın burada. Arkadaşlar mikrofonunuzu kapatırsanız evet. Yunan gençliğinin kendisi üzerine düşünmesine yardımcı oluyor. Burada yazıyı kullanmıyor. Kasıtlı olarak kullanmıyor. Çünkü yazı diyor düşünceyi durdurur diyor. Dondurur diyor. Biraz önce izlediğimiz fotoğraf kareleri vardı ya. Fotoğraf kareleri nasıl hareket imajı donduruyorsa yazı da dondurur diyor. Akışı engeller diyor. Ben diyor doğurtma yöntemini bulacağım diyor. Doğurtma. Yani kendi içinizde var olan potansiyelleri ortaya çıkaracağım diyor. Ben diyor soru cevap usulüyle, diyalektik usulüyle bunu ortaya çıkaracağım diyor. Ebelik yapacağım diyor. Ebelik. Ebe ne yapar? Ebe doğurtur. Ebenin en önemli şeyi. Yani kadın ile birlikte. Bakın doğurtma demek. İşte ben otoriteyim, ben her şeyi bilirim. Ben sana her şeyi anlatacağım. Sen bunu yap. Böyle demek değil. Doğurma sürecinde karşınızda doğuran vardır. Doğuran, yani çocuğu doğuran, illa metaforik anlamda kullanmanıza gerek yok. Bir çocuk vardır, çocuğu doğuran vardır. Doğurtulan şey vardır, bir de doğurtan vardır. Üç, yine sihirli sayıyla karşı karşıyasınız. Ve orada rağmen, nokta nokta rağmen değil, ile birlikte. Yani kadın, doğuran kadın, çocuk. Bakın çocuğa rağmen değil, çocuğa da hareket akışını vermek zorundasınız. Çünkü uyum olmak zorunda. Yani uyum. Benim derslerde bahsettiğim son zamanda Zhang diye bir filozof vardır. Tao felsefesinin önemli kişilerinden birisi. Zhang'in kitabında görürsünüz. Zhang'in Zhang yazılışı farklıdır. Zhang diye yazılır. Şuraya yazıyorum. İş Bankası'ndan çıkmış kitabı vardır.
Tamam mı? Yani arkadaşlar bunun tam şeyini hatırlayamadım. Yani ben sonra yani yine gönderirim size. Şimdi bu bunun kitabına baktığınız zaman da önemli olan nokta uyum içerisinde hareket etmektir. Uyum. Rağmen değil, doğaya rağmen değil, diğer insanlara rağmen değil ya da başımıza gelen şeylere rağmen değil. Onlarla birlikte ve bunu kabul ederek. Demek ki doğurtma sırasında bu uyum son derece önemlidir, denge. Ve bir de doğurtan vardır. Doğurtan da uygun hareket etmesi gerekiyor onlara. İşte felsefeye tatbik ettiğimizde bunu ne oluyor? Karşınızda genç var. Özellikle gençler. Çünkü onlar sabitleşmemiştir. İnsanların biliyorsunuz yani biz atasözlerimiz de vardır bu konuda. Ağaç yaşken eğilir. Yani bunlar keyfinden söylenmiş laflar değildir. Doğru yani doğru laflar. Felsefi atasözleri bunlar. Granit kadar sağlam hale geldiğinizde o kırılır. Esnemez. Dolayısıyla belli bir yaştan sonra düşünceler sizi, fikirler bizi eke katılaştırıyor. Ondan sonra dönüşmek mümkün hale gelmiyor, esnemek. O yüzden gençler önemlidir. Gençlerle diyalog yapıyor. Diyaloji, monoloji değil, diyaloji. Sorular soruyor. Burası önemli, sorular. Ve bu sorular içindekilerinin çıkmasına yardımcı oluyor. İçindekilerin çıkmasına yardımcı oluyor. Ve burada soru cevap usulüyle yürüyen bu sistem sayesinde ne yapıyor? Düşünceye ulaşabiliyorsunuz. Yani kanaatler alınıyor, işleniyor. Ham halden yavaş yavaş işlenip saf, steril hale getiriliyor. İşte o düşüncedir. Ve Platon da ne yapıyor? Bunları yazıya döküyor. Yazıya döktük, iyi ki döküyor, hiç olmasa haberimiz oluyor. O ayrı mesele. Ama sonuçta Platon'dan sonra da her şey yazılı hale getiriliyor ve yazısız felsefe yapılamayacağı düşünülüyor. Burada ne düşünmemiz gerekiyor bizim? Bir fikir, bir düşünce farklı medyalara girdiğinde farklı biçimler alır. Mesela biraz önce söylediğim ve örnek verdiğim Asya'nın aşkı var ya, iki tane aşkı var. İlk bakışta aşk, son bakışta aşk. İlk bakışta aşkın siz şiirini yazabilirsiniz, romanını yazabilirsiniz, yine yazabilirsiniz ama şiirle roman aynı değildir. Şiir akışsaldır biliyorsunuz ve şuraya yazacağım. Paradigmatik bir dil değildir. Non, Alain Badiou bunu söylüyor. Şuraya yazacağım. Non paradigmatik dildir. Ama önemli bir bilim kitabının kendisi paradigmatiktir. Paradigmatiktir. Şiir biraz saçaklanır, pürtükletir, çaprazlatır, çatallandırır, esnetir. Böyle bir dil. Demek ki burada ama bir heykele girdiğinde, mesela ilk bakışta aşkı siz heykele soktuğunuzda başka bir şey haline gelir. Son bakışta aşkı. Bunların hepsi birbirinden farklıdır. Ve siz bunu sözle açıkladığınızda tahayyül edersiniz. Mesela ben burada konuşmalarımı sergiliyorum. Ama siz bunu tahayyül ediyorsunuz. Benim konuşmalarımı gözleriniz önünde ekran açıyorsunuz ve ekrana yansıtıyorsunuz. Arkadaşlar bunu anlayabiliyor musunuz? Tahayyül ettiğiniz şeyi ekrandan izliyorsunuz aslında. Beyin ekran oluyor. Beynimiz ekran oluyor. Açıyor böyle. Kendi ekranını açıyor. Ama burada mesela Burçak'ın, Gökhan'ın, Suat Bey'in, Emine'nin, Elif'in açtığı ekranlar ile örneğin Zeynep, Leyla ve Elif'i, iki tane Elif varmış, Hilal'in açtığı ekranlar birbirinden farklıdır. Niye farklıdır? Çünkü kendi öznel dünyaları farklıdır da ondan. Çünkü kendi hikayeleri vardır da ondan.
Yani kendileri ekilmiştir zaten. Kendi hikayelerine sahiptir. Biyografik bir tarihleri var. Demek ki benim ağzımdan çıkan sözlerin hepsi farklı farklı aslında tahayyüllere yol açıyor. Şimdi bunun sinema filmini çekelim mi? Çekin. Bir şey, bir ilişki farklı farklı kimselerden farklı farklı görünür. Biraz önce gösterdiğim sahne öyle değil miydi? Bir aşk dört kişi tarafından farklı farklı görünüyor. Üç kişi tarafından. Demek ki sinema bunu da bize anlatabilir. Roman bize anlatabilir. Karamazov kardeşlerde Dimitri, Ivan, Karamazov'un oğulları olan kişi Smerdyakov ve diğer kimdi diğeri? Evet yani bunların dünyaları birbirinden farklı değil mi? Ama Dostoyevski ne yapıyor? Bu dünyaları çarpıştırıyor. Bize bu dünyaları sunuyor. Ve sonra siz bunun filmini yapıyorsunuz. Ama filmde sunulan dünyayla romanda sunulan dünyalar arasında da farklılıklar var. Çünkü bunların medyaları farklı. Sinemanın medyası farklı. İmajlar var. Söz imajlar ve görüntü imajlar var. İşitsel imajlar ve görüntü imajlar var. Ama diğerine geliyorsunuz, diğerinde yazı var. Çünkü siz ona göre hareket ediyorsunuz. Fikri, düşünceyi o çerçeveye göre işliyorsunuz. Ona göre işliyorsunuz. Bunu anlamadıktan sonra sinemanın nasıl felsefe yaptığını zaten anlamamız mümkün değil. İşte burada demek ki yazılı felsefe dediğimiz şeyin kendisi felsefeyi bir noktadan sonra ele geçiriyor ve diyorsunuz ki düşünce sadece orada olur, yazıda olur. Niye olur? Çünkü yazı sayesinde rasyonel tartışmalar yapabilirsiniz diyorsunuz. Mantıksal tartışmalar yapabilirsiniz. Yazı sayesinde genele bakarsınız. Yazı sayesinde soyutlaştırma yapabilirsiniz diyorsunuz. Böyle bir iddia içerisindesiniz. Sonra sanata geliyorsunuz. Sanat diyorsunuz zaten belirsizdir diyorsunuz. Ucu açıktır. Ama felsefe belirlidir. Felsefede böyle ucu açıklık falan filan yoktur diyorsunuz. Yani tartışmalara baktığınızda. O zaman şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Şimdi siz farklı farklı felsefeler yok mudur? Yani bu soruyu da sormanız lazım. Çünkü her filozofun kendisi kendi felsefesini yapar. Bakın Kant felsefesi diyorsunuz. Spinoza felsefesi diyorsunuz. Ya da bizden örnek verelim. Mesela İbn-i Rüşd felsefesi diyorsunuz. Tamam mı? Yani bu felsefelerin hepsi birbirinden biraz farklı. Peki hani felsefe geneldi? Hani felsefe evrenseldi? O zaman herkes kendi tınını, dokusunu koymuyor mu ortaya? Şimdi ikinci bir şey söyleyelim. Mesela hepiniz bildiği için söylüyorum. Bir felsefe rafına gittiğinizde, bir kitapçıya gittiğinizde orada değişik değişik felsefe kitapları görürsünüz. Bunların içerisinde en fazla görünenlerden birisi Nietzsche diye bir delidir. Yani bu deliği olumlu anlamda söylüyorum. Çünkü yaratıcı delidir. Ve baktığınızda Nietzsche'nin felsefesi fragmanlar halinde gider. Şimdi Nietzsche felsefe yapmıyor mu? Peki Kierkegaard diye bir filozof duydunuz mu? Kierkegaard'ın mesela Ya Ya Da diye kalın bir kitabı vardır. Sevgilisi için yazmıştır. Yani sevgilisi demeyeyim de ayrıldığı nişanlısı için yazmıştır. Bakın son derece tekil bir deneyimdir. Diyor ki ben senden niye ayrıldım diyor. Onun için kalın bir kitap yazıyor. Hiç gereksiz, gerekçesiz gibi görünürken tamam mı? Güya niye ondan ayrıldığını ama ismini de yazmayarak müstear adla yazıyor. Yani o zamana kadar Hegel felsefesine karşı çıkıyor. Hegel mutlakla uğraşmış, büyük şeylerle uğraşmış. Ben diyor ben yaşamın içine gireceğim. Kendi tekil deneyimim nasıl, deneyimimi nasıl evrensel yapıyorum görün diyor. Ya da kitabını yazıyor. Regine ile seninle niye ayrıldım diyor. Yani mesele o. Çünkü diyor insan hayatı bazı safhaları vardır diyor. Ben bu safhaları girdim diyor. İkinci safhaya girdim ben. Etik sahaya girdim diyor. Birinci saha estet saha. Estet. Tamam. İkinci saha etik saha. Üçüncü saha daha başka bir saha. Oraya girdim. Sıçrama sahası. Onların ayrıntılarını söyleyemem ama kitabın ismini söyledim. Buradaki mesele
Aynen biraz önce bizim söylediğimiz etik saha gibi. Yani seçim sahası gibi bir saha. O sahaya girdiğinizde şöyle bir soru soruyor. Girdiğinde şöyle bir soru soruyor Kierkegaard. Bakın ama kitabı okuduğunuzda müzikal bir enstrüman gibi yazıyor. Müzikal, parçalar, fragmanlar. Şimdi bu kitaba bakın. Bir de Hegel'in Tinin Fenomenolojisine bakın. İkisi de felsefe değil mi? Felsefe ama farklı felsefeler. Birisi sinematik tarzda yazılmış. O yüzden sinema felsefecileri Kierkegaard ve Nietzsche gibi adamları sinemanın öncüleri sayıyor. Çünkü sinematik yazmışlar. Montaj gibi yazmışlar. Ne diyor? Diyor ki ben diyor bir karar almak zorundayım. Ya diyor ben felsefe yapacağım, böyle oturacağım, düşüneceğim. Tamam mı? Yani benim hayatımı, benim hayatıma müdahale eden unsurlardan kendimi uzaklaştıracağım, yalıtacağım, kendimi koza haline getireceğim, kendimi yalnızlaştıracağım. Ya da seninle nişanlanıp evlenip bunları ikinci plana atacağım diyor. Ben ya da. Fakat diyor mesele diyor ikisinin de bedelleri vardır diyor. İkisinin de avantajları ve dezavantajları vardır diyor. Biraz önce izlediğimiz sahnede romantik aşkı seçtiğinizde de avantajlar, dezavantajlar var. Etik aşkı seçtiğinizde de avantajlar ve dezavantajlar var. Ve orada Jean-Paul Sartre'ın meşhur sorusuna geliyorsunuz. İkinci Dünya Savaşı'nda ülkeniz işgal edilmiş Almanlar tarafından. Evinizde yatalak hasta anneniz var. Annemize, yatalak hasta annemize mi bakacağız? Çünkü ben bırakırsam ölecek. Ya da gidip Almanlara karşı savaşacak mıyım? Ya da. İkisinden birisini seçtiğinizde de avantajlar ve dezavantajlar var. Ama etik demek ne demekti? Seçim demekti. Yani orada seçim yapıyorsunuz. Jean-Paul Sartre'ın cevabı da ikisi de etiktir diyor. Bunun doğru ya da yanlış bir cevabı yoktur diyor. Doğru ya da yanlış. Biz ne deriz? Biz sürekli doğru ve yanlışlarla kafayı yorarız. Ama mesele şu. Kendi içinde yaratıcı olan, kendi içinde avantajları ve dezavantajları olan bir şeyi düşünerek düşündüğümüzde ve ona göre karar aldığımızda başka bir sahada yolculuk yapıyoruz. Bahsetmek istediğim bu. Ve nihayetinde Kierkegaard örneğimize döndüğümüzde Regine ile evlenmemeye karar veriyor. Ama Regine ile niye evlenmediğini de ona kitap adayarak ama müstearatla, gördüğünüz gibi ya da çok kalın bir kitap yazarak anlatıyor bunu. Bahsetmeye çalıştığım şeylerden birisi de demek ki bu. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yazılı felsefeciler de aynı değil. Yazılı felsefede onların içerisinde belirsizlik vardır. Belirsizlik, ucu açıklık. Ucu açıklığın kendisi de tam tersine düşünceye ağır bir yük biçer. Yük verir. Düşünceye ağır bir yük. Ucu açıklık, ucu kapanıklıktan daha fazla bize sorumluluk verir. Daha fazla sorumluluk vermek demek bizim daha fazla düşünme şansımız demektir. Umarım bu noktayı anlayabildiniz. Sözlerde de, yani kullandığımız sözlerde de doğurtma usulünün şeyi de böyledir. Ucu açıklık, açıklık sürekli. Kitaplarda da ve aynı zamanda filmlerde de demek ki ucu açıklığın kendisi bize olağanüstü bir düşünme fırsatı verebiliyor. İşte bunun kendisi de bir seçimdir. Ucu açıklıkların fazla olduğu filmlere mi yöneleceğiz? Ambiguity diyoruz ya bunun gavurcası, İngilizcesi. Belirsizliklerin fazla olduğu filmlere mi yöneleceğiz? Yoksa klasik, zaten filmin başında her şeyin belli olduğu klasik bir Hollywood tarzı film mi izleyeceğiz? Bunun kendisi bizi sadece kapatır. Bizi sadece körleştiriyor. Sinema felsefesiyle ilgili bir mecraya girdiğimizde bunun faydalarından birisi de aynı zamanda bu. Dolayısıyla burada sürekli kullandığım bir kavram olan bu ucu açıklığı aporia durumu olarak değerlendirebilirsiniz. Uçurumun kenarı.
Yani tam da bu Sokrates'in sohbetlerinde yaptığı şey. Sürekli böyle diyaloglarla karşısındaki kişiyi uçurumun kenarına getirip böylece bırakmak. Uçurumun kenarına geldiğimizde soracağımız soru bundan sonra ne olacak? Atlayacak mı uçurumun kenarında yoksa geriye mi gideceğim? Yani uçurumun kenarında mı duracağım? Uçurumun kenarı son derece önemlidir. Bazı filmlerin böyle bizi uçurumun kenarına getirip bırakması bu açıdan değerlidir. Ondan sonra ne olur? Ondan sonra ne olur? Ondan sonra film bitmez. Yani demek ki bazı filmler halen devam eder. Ne zaman devam eder? Nerede devam eder? Her yerde devam eder. Beynimizde devam eder, vücudumuzda devam eder. Kahvaltı yaparken devam eder. Yatarken, uyurken, düşlerimizde devam eder. Kalıcı etki budur. Düşünce filmleri dediğimiz şey budur. Kalıcı etki. Cebelleşiriz. Sürekli cebelleşiriz. Mücadele ederiz. İşte bu bize acayip eğlence sağlar. Gördünüz mü? Şu anda başka bir eğlenceye girdik. Demek ki eğlenmek demek. Aslında başka türlü formatlarla da olabiliyor. Ama hangisi daha kalıcı bir eğlence diye bir soru da sormak gerekiyor. Yanlış anlamayın. Hayatın pratikleri içerisinde tabii ki basit dediğimiz eğlence pratikleri içerisinde de olacağız. Ama bunun dışında başka seçeneklerimiz de her zaman daha vardır. Ve hangisini seçeceğimiz sorusu da önemli bir sorudur. Şimdi ama diğer film nasıldır? Biraz önce söylediğim 500 kalorilik, 600 kalorilik bir şeyi hemen tatlıyı hemen alıp bir saat sonra tekrar şekerimizin düşmesi gibidir. Yani 5 tane baklavayı, 6 tane baklavayı aynı anda yedikten sonra birdenbire kalorimiz artar. Ondan sonra kalori hesabı yapmaya başlarsınız. Ama 5-6 baklava yerine örneğin 5 avuç ceviz yediğinizde, çiğ ceviz yediğinizde akşama kadar o kalori sizinle birliktedir. Yavaş yavaş yükselir, vücudunuz hiç zarar görmez. Aynı kalori 600 diyelim. Hangisi daha kaliteli kalori? Kalori hesabı yapmak yerine nitelik ve kalite dediğimiz şey nasıl bir şey? Demek ki bütün kaloriler aynı değil. Buradan varmak istediğim nokta aslında aynı şey. Demek ki bazı filmler hızlı ve hareketlidir. Mesele şu, zaten bizim hayatımız da hızlı hareketli değil mi? Şimdi bakıyorum, yani şimdi tabii isim söylemeyeceğim. Aslında üzerinizde de bir yorgunluk var gibi sanki. Çünkü hızlı ve hareketliyiz. Gerçi bu korona günlerinde hız ve hareket biraz daha azalıyor tabii ki. Ama yine de bir hız ve hareket var. Evde de hızlı hareketliyiz. Allah bilir, Deniz diyordur, akşam ne yemek yapacağım ben? Şimdi hanım da yok, gitti çalıştı. Hızlı ve hareketli. Şimdi hız ve hareketin içerisinde film de hızlı olursa ne oluyor? Acayip bir uyum oluyor. Müthiş bir uyum oluyor. Zaten hayatımız hızlı. Film de hızlı. Oh! Ne âlâ. Ondan sonra hız. Peki bu hızın içerisinde varlığı nasıl göreceğiz? Peki hızın içerisinde düşünmeye yer olacak mı? Nasıl düşüneceğiz? Bazen durmak gerekmiyor mu? Mesela Yaratma Cesareti diye bir kitap vardır. Roland Mayne. Tamam mı? Bu kitapta bunu söyler. Tam da kaslarımızın dinginleştiği, tam da böyle tefekkür ettiğimiz, böyle kendimizle baş başa olduğumuz anlarda yaratıcılık artar. Yani düşünme de bu anlarda fırlar der. Hız ve hareket. Mesela yürürken, kendi başınıza yürürken. Bakın bu kendinizin yaptığı ritimdir, uyumdur. Demek ki bazı filmler bizi hızlandırırken aslında yine varlığı görünmez hale getiriyor. Ve aynen baklavanın yaptığı tesiri yapıyor. Ama mesele şu, hızlı ve hareketli, hızlı ve öfkeli izledikten sonra, hızlı ve öfkeli tarzındaki filmleri izledikten sonra kalori birdenbire düşüyor. Sonra ne oluyor? So what? Ne oldu? Ne var? Geride ne var? Müthiş aksiyon var. Tamam da ne? Yani içeriğini dolduracağınız bir şey var. Yaşamımıza kattığımız şey ne? Yani bu soruyu da sormak zorundayız. Bu arada ben bu hız ve hareket derken, hız ve hareket içerisinde bazı filmler vardır ki zaman zaman hızı ve hareketi temposunu düşürebilen
Ve gerçekten bizi düşündüren filmler. Ben bunun üzerinde konuşma yaptım ama bazı YouTube şeylerimde görürsünüz. Interstellar mesela. Yıldızlar Arası. Çoğunuz izlemişsinizdir. Christopher Nolan'ın filmleri, Luc Besson'un filmleri, Lucy örneğin. Bu tarz filmlerden bahsetmiyorum. Yıldızlar Arası filmini izlediğinizde ne görüyorsunuz? Ne görüyorsunuz? Diyorsunuz ki evet bir bilim var ama aynı zamanda şiir var. Bilim ve şiir. Yani aynı şeyi bilimle de anlatabilirsiniz. Aynı şeyi şiirle de anlatabilirsiniz. Ama mesele şu, bilimin gücünün yetmediği yerde şiir devreye girer. Orada bazı sahneler vardı hatırlıyorsanız. Yani bilim insanı orada, yaşlı bilim insanı Rage ile başlayan şiirler anlatıyordu. Yani fizikçiydi bu. Çünkü bu trajik bir durumdur artık. O trajik durumu siz bazen bilimsel sözcüklerle anlatamazsınız. İşte sinemanın kendisi de o fizik denklemlerini, yani o çok boyutlu dünyaları bizim gözümüzün önüne getirir. Biz fizik denklemleriyle görüyorduk o çok boyutlu dünyaları. Yani çok boyutlu, çok evrenli dünyaları. Tamam mı? Kuantum altı parçacıkları. Ama siz bir sinema filmi yapıyorsunuz. Kuantum altı parçacıklarını tahayyül ettirmiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Deneyimletiyorsunuz. Somutlaştırıyorsunuz. Demek ki sinemanın yaptığı felsefelerden en önemlilerinden birisi soyutlaştırılmış olan dünyayı somutlaştırması. Tahayyül etmenize gerek kalmadan bizzat olayın içerisinde yaşatması. Biz buna sinematik deneyim diyoruz. Evet. Şimdi birisi burada diyor ki şarjı biteceğinden başka bir eğitimde görüşmek üzere. Buyurun gidebilirsiniz. Tabii ki geçmiş olsun. Trajik bir durum şarjının bitmesi. O yüzden demek ki doldurma şansınız da yok. Görüşmek dileğiyle. Şimdi arkadaşlar isterseniz şöyle yapalım. Burada ben biraz böyle ara vereyim. Sizden gelecek sorularla, sizden gelecek düşüncelerle besleneyim. Kafanızdaki sorularla ona göre size yanıt vermeye çalışayım. Hay, soruları size yöneltiyorum Serdar Hocam. Arkadaşlarım evet. Chatten tamam. Hemen yazarlarsa sorularını. Arkadaşlarım buyurun sorularınızı chat kısmından alabilirim. Evet, yani burada bir soru varmış. Katarsis'le özdeşleşmeyi biraz açmanızı rica ederdim demiş. Emine Muğul'dan geliyor. Kendisi buradadır. Burada mıdır? Yoksa onu da şarjı... Burada hocam. Emine Hanım burada. Tamam, güzel. Şimdi bu güzel bir soru. Şimdi katarsis Aristo tarafından kullanılan bir kavram biliyorsunuz. Yani şunu söylüyor. Vekaleten yaşanan bir deneyim. Vekaleten yaşanan deneyim ne demek? Politik problemler var, sosyal sorunlar var ya da sizin kendi öznel sorunlarınız var. Antik Yunan'da diyorum. Ve burada baş edemediğiniz bu problemler. Aynı zamanda bakın yani sadece böyle kendi öznel problemler değil. Aynı zamanda ölüm gibi bir mesele var. Ölüm. Öleceğinizi biliyorsunuz ve öleceğinizi bilen tek varlık insan. Biz bildiğimiz kadarıyla. Yani ben burada biraz farklı düşünüyorum. Tabii kanıtlayamam ama memeli hayvanların bazılarının öleceğini bildiğini düşünmekteyim. Neredeydik? Ölüm meselesi. Yani bu da trajik bir durumdur zaten. Başa gelen bir durum. Öleceğinizi bile bile yaşama tahammül ediyorsunuz. Peki bu problem karşısında ne yapabilirsiniz? Bunu biraz esnetmeye çalışabilirsiniz. İşte sanat sizin burada imdadınıza yetişiyor. Sanat sayesinde ne yapıyorsunuz? Gerçek yaşamın gerçek problemlerinden bir miktar uzaklaşıp yaşamı tahammülü hale getirilebilir hale getirmeye çalışıyorsunuz. Aristo da buna katarsis durum diyor. Vekaleten yaşanan deneyim. Tabii ki yani şöyle bir sorun var. Aristo'nun döneminde trajik sanatla biz bunu yapıyordunuz. Trajik sanat ki çok önemlidir.
Trajik sanatta birisi birisine egemen değildir. Yani akıl ne şeyin üzerinde egemendir? Apollon, mantık şeyin üzerinde egemendir. Doğanın üzerinde egemendir. Ne de doğa bütünüyle şeyin üzerinde egemendir. Aklın üzerinde egemendir. İkisi arasında serbest bir dans faaliyeti vardır ki Nietzsche Tragedya'nın Doğuşu kitabında bunu güzel anlatır bize. Apollon ve Dionysos arasındaki ilişki. Dolayısıyla bundan bahsediyor. Günümüzdeki Aristo'nun bahsettiği dünyadaki katarsis ile günümüzde çok basit sinema filmlerinin, çok basit derken sürekli hız ve hareket içerisinde hiçbir düşüncenin olmadığı, sadece kesmelerle bizi hızlandıran sinemadan bahsetmekteyim. Ne yazık ki günümüze hakim oldu bu. Herkes de buna alıştığı için bırakamıyor. Başka bir alternatif var mı diye düşünemiyor. Bunun dışında başka alternatifler üzerinde kafa yoramıyor. Çünkü egemen olan o. Bu sinemanın kendisi Aristo'nun bahsettiği katarsis anlamındaki sinemayı da sanatı bile ne yapıyor? Geride bırakıyor. Oradaki katarsis miktar yaratıcı hale gelebilirken buradaki katarsis, ben buna hızlandırılmış katarsis diyorum. Boşa harcanan bir şey. Tamamen boş enerji. Bu enerjiyle birlikte düşüncenin kendisi tamamen buharlaşıyor. Düşünce buharlaşıyor. Geriye ne kalıyor? Tortular kalıyor. Bu tortular nedir? Kanaatlerdir. Durumlardır. Durumlar ve kanaatler düşünce değildir. Düşünce tortuları değildir. Bu nedenle bu özdeşleşmenin kendisi, sizin de söylediğiniz gibi, yani oradaki karakter, kahramanla özdeşleşmeniz ne yapıyor? Ötekini görmenizi engelliyor. Ötekini görmenizi engelliyor. Burada özdeşleştiğiniz nedir? Beyaz Amerikalıdır. Beyaz Amerikalı ötekilere karşıdır. Ötekileri görmezsiniz. Tamam mı? Ötekilerin dünyasını görmezsiniz. Ama iyi bir düşünce filmi izlerseniz ötekileri görürsünüz. Onların dünyalarını da görürsünüz. Bu anlamda özdeşleşmenin kendisi de tabii ki düşünceye ne yapıyor? Düşünceyi körelten mekanizmalara, boyutlara sahip. Umarım sorunuzu yanıt aldınız. Hocam teşekkür ediyoruz. Zeynep Lav demiş ki, estet ve sıçrama filmde nerelere denk düşüyor acaba? Pratikte nasıl yakalarız diye sormuş. Evet, şimdi burada bu arada bir mesaj gelmiş de çok önemli. Yani yukarıdan gelince mesaj önemli hale geliyor. Gördüğünüz gibi sıçrama yaratıyor. Şimdi burada mesele şu. Akira Kurosawa'nın örneğin Yaşamak diye bir filmi vardır. Ikiru diye yapılıyor. Yani orijinal ismi Ikiru'dur. Şurada belki yapabilirim. Share screen'le fotoğraflardan bazılarını gösterebilirim. Şurada vardı. Bir dakika, şurada. Evet. Görüyor musunuz arkadaşlar? Görüyoruz, evet. Evet. Şimdi bu yaşayan bir ölüdür. Yaşayan ölü derken hayatı boyunca bürokratik işlerin içerisinde olan, sürekli imza atan ama aslında diğer insanlara hiç hayrı olmayan, 30 yıl boyunca memurluk yapan bir tiptir. Yaşayan ölü olmasını sadece altyazıyla görmenize gerek yok. Arkasındaki dosyalardan ve yüzünden anlayabilirsiniz. Yani biraz önce söylediğim Nietzsche'nin deve aşamasındadır. Bolca yük yüklenmiştir. Gördüğünüz gibi İlyas'ın kamyonundaki yükler gibi burada yükler var. Ama baktığınızda yaşıyor mu yaşamadı, yaşıyor mu yaşamıyor mu sorusu zaten bellidir, aşikardır. Ve sonra bir gün ne oluyor? Doktora gidiyor çünkü karın ağrıları çekmektedir. Yaşamak filminde. Ve orada mide kanseri olduğunu öğreniyor. İkinci öğrendiği şey aslında 6 ay ömrünün kaldığını öğreniyor. 6 ay ömrünün kaldığını öğreniyor. Şimdi yüzüne bakın. Aslında biraz önce söylediğim düşünce.
Yani bir sorun ortaya çıkmıştır. Sorunu yaratan nedir? Hastalıktır. Dolayısıyla ikuru'nun yaşamı, onun arasına ne girmiştir? Hastalık girmiştir. Hastalığı öğrendikten sonra zaten öleceğini bilen bir varlık güçten düşüyor. Ve orada düşünce başlıyor. Ben nasıl yaşadım? İki, ben nasıl yaşayacağım? İki tane soru. Daha önce bu soruyu sormamıştı. Ne zaman sordu? Hastalığını öğrendikten sonra. Ve bu soruyu sormak önemlidir. Çünkü düşünce soru sormakla başlar. Çoğumuz soru soran varlıklar değiliz. Şimdi bakalım. Tabii burada umacağı sözler istiyor. Umacağı, yani umut arzu ediyor. Şimdi şuraya gelelim. Evet, ikinci aşamaya geçiyor. Estet aşama. Diyor ki o zaman diyor ben nasıl yaşayacağım sorusunu yanıtlamak. O zaman ben mevcut dünyayı olduğu gibi tüketirim. Yani anlık hazları yaşarım. Buradaki mesele carpe diem değildir. Carpe diem tamamen yanlış anlaşılıyor. Carpe diem şimdiyi yoğunlaştırmadır, anı yoğunlaştırmadır, dikkattir. Yani Ölü Ozanlar Derneği'ndeki durumdur carpe diem. Yani Kidding'in yaptığıdır. Ölü Ozanlar Derneği'ni izlediniz değil mi? Yani izlemeyen varsa izleyebilir. Carpe diem odur. Estet aşamaya girdiğinizde şimdi peki estet aşamaya nasıl giriyor? Nasıl yaşayacağım diye bir soru soruyor ve orada tesadüfi bir karşılaşma, başka bir adamla karşılaşıyor. Bohem bir karakter o. Bohem karakter buna nasıl yaşayacağını gösteriyor. Barlara götürüyor. Sürekli böyle günlü gün ediyor. Ama dikkat edin, öyle bir noktaya varıyor ki bu estet aşama ona yetmiyor. Estet aşama yetmiyor ve burada bir şarkı söylüyor. Şarkı söylerken ruh haline bakınız. Buradan, yani bu estet aşamadan mutlaka şeye geçmesi lazım. Tabii mutlaka değil. Yani biz öyle söylüyoruz ama o kendisi de bir sorun olduğunu farkında. Ve daha önce iş yerinde çalışan Toyo ile daha sonra sokakta karşılaşıyor. Toyo diye bir karakter bu. Toyo da aynı iş yerinde daha önce çalışmaktaydı ama kendisi Toyo'yu fazla görmemekteydi. Niye görmemekteydi? Aslında Toyo'yu görmekteydi, gözlerle görmekteydi. Gözlerle yaptığı görmede sadece iş icabı. Toyo ise burada yaşamdan keyif alan bir karakter. Yani küçük şeylerden zevk alan bir karakter. Oyuncaklarla oynamaktan ve küçük şeylerden hikaye yaratmaktan keyif alan bir karakter. Yaşamına mana katacak şeyleri bulabiliyor. Öyle diyelim. Bunların arasındaki iletişim, ilişki bir aşk ilişkisi değil. Çünkü yaşları da farklı zaten. Sadece yaşamayı öğrenme. Yani Watanabe, bu Watanabe, Toyo'daki o gülümsemeyle birlikte dönüşüme uğramaya başlıyor. Bu gülümsemenin kendisi önemlidir. Çünkü Watanabe hiç gülümsemiyor. Gülümsemiyor ama filmin ilerleyen sahnelerinde gülümsemeye başlıyor. Gülümseme niye önemli bizim için? Çünkü gülümseme istisnadır bazen. O yüzden şöyle bir ayrım da yapabilirsiniz. Yani ben derslerde bahsettiğim bir ayrım bu. Üç tane kültür aslında yan yana durur. Geçmişten gelen tortusal kültür, baskın kültür ve yeşeren kültür. Yeşeren kültür. Dolayısıyla geçmişten gelen tortusal kültür tortular halinde her yere sızmıştır. Baskın kültür de o anki egemen kültürdür. Ama bunun içerisinde henüz yeşermeyen, göremediğiniz yeşeren bir kültür de vardır. Ve bu kültür bazen istisnalar halinde oraya buraya saçılmıştır. Şimdi Watanabe'nin yaşamında da 30 yıllık yaşamında bir istisna gülümseme anıdır bu. Yani gördüğünüz gibi kafede, gördüğünüz gibi Toyo gülmekte, kendisi de gülmekte, gülümsemekte ve burada bir sıçrayış gerçekleşmekte. Sıçrayış, estet aşamadan bir başka aşamaya doğru sıçrayış gerçekleşme, istisna olan burada gerçekleşiyor, istisna olan.
düşünülmeyen düşünülmeye başlıyor. Düşünülmeyen. İşte sinemanın kendisi bize düşünülmeyeni düşünme şeyine getirebiliyor. Şimdi tabii ki bu filmin içerisinde bunları görebiliyorsunuz ama Watanabe'nin filmi izleyecek arkadaşlar için söylüyorum. Burada ilginç bir durum daha var. O da şu. Son 6 ayı kaldığını öğrenmesinden sonra ve Toyo ile karşılaşmasından sonra Watanabe bir sıçrayış gerçekleştiriyor. Nasıl? Toyo ile yine otururken bir mekanda iki doğum günü partisi, birisinin doğum günü partisi, yaşama ne yapacağımı buldum diyor. Yani bulduğum şey, filmin ilerleyen sahnelerinde görüyorsunuz. Son 30 dakikada cenaze töreninde görüyorsunuz. Ölmüştür artık. Onun hakkında konuşurken film bize bunu gösteriyor. Yani Watanabe ne yapıyor? Daha önce mahallenin su sorunu için sürekli oraya gelen mahallelilerin sorununu çözmek için olmadık kapılar çalmaya deniyor. Ve amacına ulaşmak için sürekli mücadele ediyor. Çaba. Conatus, Latincesi Jonatus yazılır. Spinoza felsefesinde önemlidir. Çaba. Yani varsanız çaba göstermek zorundasınız. Mücadele etmek zorundasınız. Bu çabayı gösteriyor. Yetmiyor. Sadece sorunu çözmek için uğraşmıyor. Aynı zamanda mahalleliye park yapıyor. Park yaptırıyor. Ve bizzat park yapmanın içerisinde yer alıyor. Yani son ömrünün son 6 ayında park yaparak ve aynı zamanda şey yaparak mahallenin su sorunu çözerek anlamlı ve değerli bir faaliyet üretiyor ve yaşamına kattığı anlamla vefat ediyor. Son sahne zaten çok ilginçtir. Eğer burada varsa göstereceğim o son sahneyi. Çünkü çok ilginçtir o sahne. Şurada bakayım. Muhtemelen vardı. Evet. Bakın gördüğünüz gibi tohum halinde kar yağmaktadır. Bu Akira Kurosawa'nın filmlerinde hep vardır. Yağmur ve kar, bereket ve sürekli yeşeren tohum. Kamera sola doğru pan yapar. Müzik söylemekte. Parkın içerisinde, kendi yaptırdığı parkın içerisinde müzik. Yani kendi şarkısını, kendi ritmini seslendirmekte. Burası başkasının ritmi değil, başkasının şarkısı değil. Kendisi. Evet, yani Watanabe burada ölüyor. Watanabe burada ölüyor ve bu anda ölüyor. Yani ölümü bu şekilde karşılıyor. İşte yaşamak dediğiniz şey Kurosawa'ya göre böyle bir şey. Bu yaptığı şeyin kendisi sıçramaların ve etiğin yani seçimin olduğu bir yaşam. Sinema bize yaşamanın manasını felsefe kitaplarında yapıldığının biraz daha dışında kendi operasyonlarıyla ne yapabiliyor? Gösterebiliyor. Hocam teşekkür ediyorum. Mustafa Ulusoy'un şöyle bir sorusu var. Sinema ve felsefe arasındaki ilişkiyi en belirgin şekilde görebileceğimiz günümüzden bir sinema filmi örneği verebilir misiniz demiş. Şimdi bazı sorular sorulur. Orada o sorunun karşısında ne yanıt vereceğinizi bilemezsiniz. Niye biliyor musunuz? Çünkü o kadar çok seçenek vardır ki o seçenekler üzerinize hücum eder, sizi ele geçirir. Ondan sonra diliniz, damağınız tutulur. Beyniniz iptal eder, düşünce iptal olur. Dolayısıyla bu soruya yanıt vermem mümkün değil. Çünkü benim şeyimde o kadar çok fazla seçenek var ki ama yönetmen bazında istiyorsanız yani bu filmlerin çoğunu bu yönetmenlerin çoğu
hepsi çok iyi yönetmenlerdir. Mesela bakın pek bilinmez ama mesela geçen TRT2'de filmini gösterdiler yine. Ciro Gora, Kolombiyalı yönetmendir kendisi. Onun Yılanın Kucağında diye bir film vardır, izleyin. Ya da diğer filmlerini izleyin, fark etmez. TRT'de gösterilen filmi hangisiydi unuttum şu anda. TRT2'de. Şeydi galiba. Yani gangster filmi olarak geçiyor ama hiç bildiğiniz gangster filmleri gibi değil. Yani bazen işte böyle gördüğünüz gibi ve ya da işte mesela yönetmen istiyorsanız David Cronenberg. Göç mevsimi diye bir arkadaş. Göç mevsimi, evet o. Evet. Mesela o da öyledir. David Cronenberg. Mesela bunu A History of Violence, Şiddetin Tarihi filmini izleyin. Ne demek istediğimi anlarsınız. Dünya kadar soru biner. Zaten günümüz sineması diyorsunuz gerçi. Ama Cronenberg de yaşıyor zaten. Stanley Kubrick'i zaten biliyorsunuz. Ölmüştür ama. Yani Türk sinemasından da tabii ki şeyler var. Yeni genç yönetmenler var. Bunları da takip edebilirsiniz. Fakat bir liste oluşturmanız gerekiyor. İran sinemasından iyi örnekler vardır. Yani İran sineması sansürün etkisinden kurtulabilmek için ilginç bir dil geliştirmiştir. Realist dil. Bundan görebilirsiniz. Avrupa sineması genellikle çok iyidir bu anlamda. Benim sinema felsefesine giriş, burada reklam yapayım da. Bu benim sondan bir önceki kitabım. Burada analiz etmiştim. Mesela Amor filmini yapan Michael Haneke. Yani bunun bütün filmleri düşünce sinemasıdır. Yani düşünce yoğun filmlerdir. Dolayısıyla o yönetmenleri mesela tabii burada bir reklam daha yapayım. Mesela Instagram'da Sine Filozofi dergisi yayıncısıyım ben. Instagram'da Sine Filozofi'yi takip ederseniz orada her gün film paylaşılır. O filmlerin hepsi zaten izleyebileceğiniz filmlerdir. Yani kaliteli filmlerdir. Bunun içerisinde aksiyon filmi de dahildir. Ama kaliteli aksiyon. Bu arada bunu ihmal etmeyin. Ama aynı zamanda daha böyle yavaş işleyen, daha ağır giden filmler de vardır. Dolayısıyla Instagram'da Sine Filozofi kanalında rahatlıkla takip edebilirsiniz. Evet, Mustafa Bey'in sorusunda böylece cevaplandırmış olduk. Beyza Nur Koç şöyle soruyor. Düşünce yoğun filmlerde bir katarsisten söz edebiliyor muyuz? Ya da filmi sonrası devam eden bir katarsis mi? Ya da katarsis şart mıdır? Biraz daha açar mısınız demiş. Valla ben katarsis şart mıdır diyor. Katarsis yerine tam tersine bizzat o deneyimin içerisine giren, düşünceye sorumluluk veren bir anlayış yanlısı. Yani sürekli cebelleştiğinizde zaten katarsisten söz edemezsiniz. O yaşamınızın bir parçası olur. Rüyalarınızda yürürken, kitap yazarken o sizin yanı başınızdadır, ile birliktedir. Yani siz mevcut dünyalarınızda yüzleşirsiniz. Mevcut dünyalarınızda yüzleşmenize yarayacak olan imajlar bizim için katarsis değildir. Mevcut dünyalarımızda yüzleşmek yerine mevcut dünyalarımızdaki sorunlarımızdan uzaklaşmamıza yardımcı olan günümüzdeki katarsis problematiktir. Kaçış ve bastırma yerine tam tersine sorunları arttırma, çoğaltma, sorunlarla boğuşma, yüzleşme bizim için önemlidir. Yani bol bol sorun, bol bol soru ve bol bol boğuşmadır. Yoksa geriye robotlar haline gelen varlıklar, tortulardan söz edebilirsiniz. Ve biz böyle bir varlık değiliz. Yani biz zoo, hayvani düzlemden beşeri düzleme geçen varlıklarız. Bu düzleme geçtiğimizde özgürlük, bu arada hayvanları eleştirdiğim için falan değil bu. Hayvanlardan öğreneceğimiz çok şey var. Nietzsche'nin dediği gibi hayvan unutur. İnsan unutmaz. Unutmaz. Şimdi şöyle, insan unutmadığı için de geçmişte ürettiği her şey, gerekli gereksiz her şey baskı yapar ona. Her şeyi alır. Yararsız şeyleri de alır, yararlı şeyleri de. Hayvan anlık yaşar, unutur. Dolayısıyla biz unutmayı unuttuk.
O yüzden hayvanlardan öğreneceğimiz çok şey var. Bahsettiğim şey beşeri bir varlık. Varlığız aynı zamanda sanatla uğraşıyoruz, felsefeyle uğraşıyoruz. Değişik alanlarımız var. O zaman sonsuz ve özgürlüğü de talep eden varlıklarız. Etik sahada da yer almaktayız. O halde sonsuzca mecralardaki çatallanmalar üzerine kafa yormak zorundayız. O yüzden düşünce yoğun benim kavramımdır bu arada. Beyza bunda bunu yazmamış. Sanki genel gibi söylemiş. Düşünce yoğun benim son kitabımda söylediğim bir kavram. Ben filmleri üçe ayırıyorum. Kitle filmleri, popüler filmler ya da melez filmler diyebilirsiniz. Üçüncüsü de düşünce filmleri, düşünce yoğun filmler. Niye sanat filmleri demiyorum? Çünkü sanat, her film sanattır. Çünkü her filmde sanat vardır da ondan. Sanat filmleri dediğinizde bunun karşıtı nedir? Sanat olmayan filmler. Sanat olmayan film olabilir mi? Siz biliyor musunuz? Ben bilmiyorum yani sanat olmayan film var mıdır? Yani bunun içerisinde kompozisyon devreye girdiği andan itibaren estetik bir operasyon başlar zaten. Ama bazılarında belki biraz daha rafine bir şey vardır, operasyon vardır. Ama sonuçta sanat filmi dediğinizde dayatırsınız. Ama düşünce yoğun dediğinizde bazı filmlerde düşünce daha fazladır. Bazılarında daha azdır. Daha fazla olan filmler daha fazla emek sarf etmemize yol açar. Daha fazla emek sarf edebilmek için de bizim kendimizi inşa edebilmek için daha fazla emek sarf etmemiz gerekiyor. Ben bunu derslerde sık sık örnek veririm. Bizim yüksek lisansta bir hoca vardı. O hocanın makaleleri biraz zordu. Ve bir yüksek lisanstan bir öğrenci bir soru sormuştu hocaya. Hocam sizin makalelerinizde cümleleriniz, paragraflarınız çok uzun, anlamıyoruz. Yani kendi adına konuştu tabii ki. Yani ben gayet iyi anlıyordum. Çünkü ben ortaokuldan itibaren yoğun bir okuma içerisinde oldum her zaman. Edebiyat şu bu. Burada kendimi övmek için söylemiyorum bunu. Şimdi herkes egoist olarak nitelendirebilir bazıları. Öyle bir şey derdim yok. Sadece hakikati söylüyorum. Şimdi şeye geldiğimizde hoca da şöyle bir cevap verdi ki çok güzel bir cevaptı. Oğlum dedi, ben dedi o makaleyi yazmak için 30 yıl uğraştım dedi. 30 yılda kendimi ürettim dedi. Sonra sen geleceksin, yarım saatte makaleyi öğreneceksin. Ne kadar güzel, kolay bir yol. Tam katarsis dediğimiz şey bu işte. Yani bir hamlede, yarım saatte, bir saatte hocamızın 30 yıllık emeğini hemen tüketeceksin. O zaman sen kendini inşa etmek için ne yaptın? Aspirin almak bile yan etkilere sahiptir, aspirin. Tamam mı? Yani baş ağrısı aldığınızda aspirin alırsınız. Aspirinin yan etkileri vardır. Anlık olarak sizin baş ağrınızı geçirir. Ama kalıcı çözüm mü? Hayır. Peki baş ağrısının kalıcı çözümü ne olabilir? Mesela egzersiz, çabalar, sürekli çaba göstermek, egzersizi yüzmek, derin derin muhabbetlere girmek, belki de beslenmemizi değiştirmek, bunların uzun yıllara yayılan dağılımı. Baş ağrısı böyle daha kolay mı geçer, daha mı zor geçer? Ama hangisi kalıcı etkiye sahiptir? Evet. Umarım cevabını alabildim Beyza. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Buyurun. Arkadaşlarımdan soru gelirse aktarırım hocam. Son aşağı yukarı 10 dakikamız var hocam. Vallahi ya herkes çok iyi anladı ya da bir an önce şu hoca gitse de şu kapatsa da şundan kurtulsak diyorlar. Hocam arkadaşlarım ara ara not alıyorlar. Ben öyle tahmin ediyorum. 2-3 arkadaşıma böyle bakınca sürekli böyle kalem üstü görüyorum. Zannederim not alıyorlar anlattıklarınızdan. Bir de bir arkadaşım özelden dedi hocam o kitabını gösterebilir mi? Çok kısa gösterdi dedi. Vallahi o zaman ne güzel işte bir tane daha kitabı satın alacak insan buldum. Evet. Sinema felsefesine giriş arkadaşlar. Evet. Serdar Öztürk hocamızın. Ama yani şöyle karışıklık yapmasınlar. Sinema felsefesine giriş bir başka kitap daha var. O kitap pek güzel bir kitap değil. Benim kitabım asıl kitap. Evet hocam. Ve artık böyle konuşmanın sonlarına gelince mizah yapma şeyimiz biraz daha... Ütopya yayınları
Öyle mi hocam? Evet. Hatice Gürler yazıcı demiş ki, kitle ve popüler sinema ayrımını nasıl yaparız? Evet, güzel bir soru. Teşekkür ederiz. Yani şöyle, kitle nasıl yaparız? O zaman ben yoğurt örneğinde açıklayayım. Hatice Hanım burada mı acaba? Evet, burada gördüm. En fazla meraklı bakışlara sahip insanlardan birisiydi. Hatice Hanım, evde yoğurt yapıyor musunuz? Evet, güzel. Peki yoğurdu yapmak için sütü nereden alıyorsunuz? Hatice Hanım, mikrofonumuzu açabiliriz isterseniz. Evet, kapalı. Marketten. Tamam. İşte o market kitle endüstrisinin yeridir. Dolayısıyla şimdi şöyle, kitle dediğimiz şey, kitle kültürü dediğimiz şey, sizin hiçbir emek sarf etmediğiniz, sadece satın aldığınız bir şeydir. Yani yoğurdu gidip marketten alsaydınız tamamen kitle kültürü içerisinde yer alacaktınız. Ama siz Allah'tan ona aracı olan bir şey alıyorsunuz, süt alıyorsunuz. Muhtemelen ya çiğ süt ya da belki de şişede süt alıyorsunuz. Çiğ süt almanız biraz daha popülerliğe girmenize vesile oluyor. Ama mahallenize gelen sütçüden alsaydınız tam popüler kültürün içerisinde yer alıyordunuz. Ara çünkü, ara kültür mahallenize gelen. Tabii mahallenize gelen sütçüye de güvenemiyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki içine acaba ne kattı? Endüstriye güveniyorsunuz, hiçbir şey katmaz diyorsunuz. Aslında asıl katkıcının endüstri olduğunu bazen unutuyoruz. Katkıların baş maddesinin, baş mimarının endüstri olduğunu unutuyoruz. Tabii bu sorularla kendi kendime de soruyorum. Sadece size değil, kendi kendime soruyorum. Ve böylece ne yapıyorsunuz? Emek sarf ediyorsunuz. Yani evinizde yoğurt yapıyorsunuz. Ama ineği beslemiyorsunuz. İneği beslediğinizde bütün her şeyi kendiniz yapmış olursunuz. Yani kırsal bir birimde ya da kentte, kentin çeperlerinde bir köylü ya da fark etmez kentli ineğini kendisi yetiştirirse, sütünü kendisi sağarsa, daha sonra bunu pişirir ve yoğurdunu yaparsa halk kültürüdür bu. Çünkü üretim ve tüketim tamamen onlar tarafından yapılıyor. Ama kente geldiğimizde, mahalleden sütümüzü aldığımızda ya da marketten diyelim hadi, kendimiz yoğurdumuzu yaptığımızda popüler kültürün sahasına giriyoruz. Çünkü bir miktar emeğimiz var. Kendimizi katıyoruz. Eğer şeye geldiğimizde, sinematik evrene geldiğimizde şöyle bir şey, biraz önce söylediğim, başına bile baktıktan sonra beklendik olan, her şeyin beklendik olduğu filmler kitle filmlerdir. Endüstrinin talepleri doğrultusunda yaratılmıştır. Yönetmenin çok fazla katkısı yoktur. Yani bazı filmler vardır ki hızlı ve öfkelinin yönetmenini bilen var mı? Ben bilmiyorum. Zaten yönetmen de zaten görünmezdir. Çünkü hızlı ve öfkeli büyük bir endüstrinin kooperasyonu, işbirliği sonucunda üretilir. Yani endüstri ona der ki senaryocular takımı hazırlanın. Şunlar hazırlanın. Herkese hazırlık görevi verilir. Herkes görevlerine göre faaliyette bulunurlar. Amaç nedir? Mümkün olduğu kadar reytingdir. İzleyici sayısının yüksek olması gereklidir. Çünkü reyting demek para demektir. Dolayısıyla niceliğe göre işleyen bir filmden söz ediyoruz. Nicelik, sayı önemlidir. Onun için de duygularınızı kamçılayacak, kışkırtacak şeyler devreye konulur. Ne konulur? Şiddet tüm boyutlarıyla gösterilir. Yani o sterilize edilmez. Rafine edilmez, işlenmez. Estetik hale gelinmez, getirilmez. Şiddeti siz estetik operasyonlarla rafine hale getirdiğinizde şiddetin tarihi filmini yaparsınız. David Cronenberg'in. Şiddet doğru düz görmeden şiddetin tarihini görürsünüz. Tamam mı? Hissedersiniz, damarlarınızda hissedersiniz. Ama bazı filmler, Haneke'nin mesela Funny Games'i, ölümcül oyunları izlersiniz. Yani kan görmezsiniz filmde. Kan görmezsiniz ama şiddeti damarlarınızda, iliklerinizde hissedersiniz. Ve ondan sonra da kurtulamazsınız. Yani şiddetin insana nasıl zarar verdiğini hissedersiniz. İşte Funny Games'in ölümcül oyunlar savaş filmlerindeki kan, revan filmlerinden daha etkilidir. Funny Games düşünce filmidir çünkü.
göstermeden sizde etki yapar, kalıcı etkidir bu. Diğeri ise ham haliyle, çıplak haliyle endüstrinin boyutlarına yanıt verecek halde 2 saatte, 1,5 saatte duygularınızı kamçılayacak tarzda yapar bunu. Bu da parasal kaygılarla yapılır. Bu kitle sinemasıdır. Aradaki filmler melezdir. Popülerdir. Yani biraz önce izlettiğim Selvi Boylu Mal Yazmalı melez bir filmdir. Niye? Çünkü herkes izleyebilir. Bu yavaş ilerlemez. Müziği gerekli yerde kullanır. Ama şeye bayağı kaygılara da girmez. Bayağı. Yani kitle filmlerinin kaygılarına da girmez. Günümüz sinemasının en önemli, Türk sinemasının en önemli eksikliklerinden birisi melez filmlerin giderek azalması, boşluğu da çok özür dilerim ama sevebilirsiniz bazıları, Recep İvedik tarzı filmlerin almasıdır. Yani boşluğu neler alıyor? Kitle filmleri alıyor. Komedi, bir zamanlar Kemal Sunal'ın komedileri melezdi. Yani kolektif bir gülme vardı orada. Kolektif bir kahkaha vardı. Recep İvedik'te ise bu tür filmlerde bol küfür, bol iğrençlik, bol kabalık ve bununla insanları güldürme. Mümkün olduğu kadar küfrü arttırma, kabalığı arttırma ve böylece güldürme. Anlık gülmedir o. Anlık. Ve boşa yere harcanan bir kaloridir o. Bahsettiğim şey bu. Melez filmlerin azlığı, düşünce filmleri de son yıllarda artıyor ama buradaki mesele şu. Eğer soru oraya gelecekse, Türkiye'deki son yıllardaki sıkıntılardan birisi düşünce filmlerinde, düşünce yoğun filmlerde sadece belli bir temanın baskın hale gelmesi ve birbirini tekrar eder hale gelmesi. Yani orada da bir kalıplaşma var. İşte o kalıplık da başka bir kalıplıktır. Yani endüstrinin yaptığını o da kalıplık da yapıyor. Yani sürekli taşra, sürekli kasaba. Tamam mı? Yani biz artık kenti istiyoruz. Kent. İstanbul'da 20 milyon insan yaşıyor. Ankara'da 5 milyon insan yaşıyor. Kentin sineması. Ve bu bizim için son derece önemlidir. Beklentilerimizin ötesine geçen bir şey gerekli bize. Melez filmler gerekli. Son yıllarda yeni genç sinemacılarda bir miktar bunu görmekteyiz. Umarım bu devam eder. Hocam teşekkür ediyorum. Deniz Erişir şöyle demiş. Mekan ve İktidar kitabını da ben önerebilirim hocamın demiş. Vallahi sağ olasın Deniz. Yani burada tabii siz tanıtmadınız. Benim 8 kitabım, bir çevirim var. Bu kitapları önerebilirim ben de. Evet. Neyse yani bu reklam oldu. Bunu boş verelim. Bu biraz sinir bozucu bir şey. Popüler film her zaman kötü filmidir. Ben öyle bir şey demedim. Tam tersine melez filmlere, yani popüler filmlere ihtiyacımız olduğunu söyledim. Ben kitle sinemasının sorunu olduğunu söyledim. Egemen olan kitle sinemasıdır dedim. Kitle filmleridir dedim. Dolayısıyla bugün Netflix tarzı filmlerin çoğunluğu. İçerisine çeşitlilik koyuyorlar. İnsanlar da zannediyor ki Netflix bu. Onlar gündem yaratıyor. Yani açıkçası arkadaşlar bana göre Netflix tarzı ortamları sinemaya ihanet ediyor. İlla bunu dinlemek istiyorsanız ben bunu söyleyeyim. Yani ihanet ediyor. Ama başka ortamlar da var. Mubi fena değil, iyi gidiyor. TRT 2 iyi bir yolda. Yani bu TRT'yi övmek için söylenen bir laf değil. TRT'de bunu konuşuyorum da bunun için söylenen laf değil. Gerçekten iyi bir yolda. Biraz daha böyle çeşitliliği arttırsa daha iyi olacak. Ama bir film daha gördüm ben. Film diyorum. Soru daha gördüm. Kült filmler kavramını 3 kategoride nereye koyuyorsunuz diye. Bu güzel bir soru. Kült filmler kitle filmler değildir. Kült filmler, yani Baba serisi örneğin kült filmdir. Kitle filmi değildir. Nereden anlıyorsunuz? Filmi izleyin de anlayın. Kült filmler zaten kendi şeyini buluyor. Mecrasını buluyor arkadaşlar. Al. Ben şeye yükleyeceğim. Çok özür dilerim. Yani çok özür dilerim. Bir kesinti oldu. Mecburuna cevap vermek zorundaydım. Yani burada kült film zaten unutulmayan demektir. Kalıcıdır. Kalıcıdır. Kalıcı olan da zaten ya düşünce yoğundur ya da melezdir. Kitle sineması olamaz.
Umarım demek istediğimi anlatabildim. Mesela sizin kafanızda kült film deyince ne var? Bu soruyu soran kişiye soruyorum. Hatice kim sormuştu? Emine Mongul sormuştu. Emine, evet Emine Hanım. Merhaba hocam. Teşekkür ederim anlattıklarınız için. Benim için çok değerliydi. Üç kategoriye ayırmıştık filmleri. Kitle filmleri, popüler filmler ve düşünce yoğun filmler diye. Ben de acaba kült filmleri bu kategori içinde nereye konumlandırıyorsunuz diye merak ettim. Ama ben de tahmini düşünce yoğun filmler içine alırdım zaten. Hayır, melez filmler de var. Yani melez ve düşünce. Karıştırmayalım. Mesela Tarkovski'nin Aynası melez film değildir. Bayağı düşünce yoğundur ama kült filmdir. Yani çok 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 zor bir filmdir. Zaten izledikten sonra sürekli düşünürsünüz. Ama diyelim Baba serisi bu kadar düşünce yoğun değildir. Gangster filmi gibi görünüyor ama içinde derin felsefi sorular da barındırıyor. Ve kült bir filmdir, melez filmdir. Aradaki ayrıma dikkat etmek gerekiyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Propaganda filmleri kitle filmlerdir. Propaganda filmleri kitle filmlerdir. Kültür endüstrisinin filmleridir. Ya politik bir kaygıyla yaparsınız ama bunu estetik operasyonlarla da yapabilirsiniz. Mesela 30'larda Alman Rittenstein galiba Zafer'e Doğru diye bir Alman propagandası yapıyor. Çok estetik operasyonlarla yapıyor. Film çok estetiktir ama mesele şudur. İçeriği tamamen tek boyutludur. Bu nedenle politik bir propaganda ve bu sinemaya ihanettir. Yani bunun kendisi de sinemaya ihanettir. Sinema sinemadır çünkü. Düşünceye aralık vermesi lazım. Bizi uçurumun kenarına getirmesi lazım. Evet, var mıydı başka soru? Hocam... Evet, başka sorumuz yok. Son bir mesajınız nedir hocam arkadaşlarımıza? Son mesaj olmaz. Yani sadece kendinize iyi bakın. Ama dolayısıyla etik sahaya girmek gerekiyor. Yani film seçimi. Onun için de çaba göstermeniz lazım. Yine reklam yapayım. Bizim Sine Filozofi dergimizi takip edebilirsiniz. Ve YouTube'da Sine Filozofi kanalımızı takip edebilirseniz iyi filmlerin hangisi olduğunu zaten baştan bulursunuz. Evet, Emine Hanım sorunuz da cevaplanmış oldu böylece. Sosyal medyada nereden takip edebiliriz dediler. Her tarafta varız. YouTube'da, Instagram'da, Facebook'ta her tarafta varız. Dolayısıyla hem gerçek dünyada hem de sosyal dünyada varız. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu dolu dolu geçen iki saatten dolayı. Sevgili arkadaşlar, bugün çok kıymetli bir ismi konuk ettik. Sinema ve felsefe üzerine konuştuk. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış pek çok makalesi, Türkiye'nin toplumsal ve kültürel tarihi ile sinema sosyolojisini ve felsefesini konu alan 7 kitabı ve iletişim sosyolojisiyle ilgili bir çeviri kitabı bulunmaktadır hocamızın. Profesör Doktor Serdar Öztürk son yıllarda sinema felsefesiyle yoğunlaşmış, konuyla ilgili bir dizi çalışma yayınlamış ve yurt dışında dersler vermiştir. Uluslararası alan ve ULAKBİM TR indeksli elektronik hakemli dergi Sinef Filozofi'nin kurucusu ve yayıncısıdır aynı zamanda. Dergi etrafında her yıl sinema ve felsefe sempozyumları düzenlenmektedir. Lisansını Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde, yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde ve doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamlayan Öztürk, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak halihazırda görevini devam etmektedir. Bu güzel sohbet için Profesör Doktor Serdar Öztürk hocamıza, ben de katılımcı arkadaşlarım adına ve TRT Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı olarak teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.